Efendim şimdiki konuğum beyin ve sinir cerrahisi uzmanı operatör doktor Kerem Bıkmaz. Konumuz ağrılar. Omurga ağrıları, neden ağrı hissederiz? O ağrılar neden kaynaklanır? Tedavileri nelerdir? Kimler ağrı hisseder? Kimler hissetmez gibi. Şöyle uzun bir liste var. Hatta burada az sonra okuyacağız. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok iyiyim. Teşekkürler. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Ne kadar dik duruyorsunuz hocam. Omurga sağlığı böyle birazcık da değil mi? Örnek olmamız lazım. Sonuç itibariyle birazdan bahsedeceğiz. Yani bugün ağrı çekmeyen hiç kimse yok. Şu evet. Baş ağrısı, bel boyun ağrısı. Bugün bütün dünyada doktor en sık başvuru şikayetleri. Bunları koruma önlemini anlattığımız noktada duruş bozukluğu da bunların en başındaki sebeplerden bir tanesi. Şimdi biz kendi duruşumuza dikkat etmezsek olur mu? Olabildiğince tabii ki dikkat etmeye çalışıyoruz. Olmak kesinlikle bu çok çok önemli. Bunun hepsini yapmamız lazım. Bazen ben de bakıyorum kendime yayının sonlarına doğru yorulmuş oluyorum. Şöyle bırakıyorum falan kendimi. Sonra hemen düzeliyorum. O bırakma hali bile vücutta direkt böyle bir ağrı, yüklenme, yorgunluk hissinin hemen gelişi gibi bir takım şeyler getiriyor beraberinde. Tabii, doğru. Şimdi bugün omurga sağlığımızı koruyacağız ve onu öğreneceğiz. Ama bir hanımefendi var. Hava Özen ismi, 50 yaşında. 3 tane fıtığı olduğunu ve aynı zamanda bel kayması, kanal daralması, sol ayağında hissizlik ve ayak düşüklüğü yaşadığını söylüyor. Oldukça fazla. Önce kendisini davet etmek istiyorum. Hocam şurada bir muayenesini, sebeplerini, neler yaşadığını anlayalım. Hoş geldin. Buyurun, buyurun. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Şöyle buyurun, oturun ablacığım. Böyle. Geçmiş olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Bel ağrısı var. Evet. Bacak ağrısı var. Evet. Bir de düşük ayak var, öyle evet. mi? Evet, kayma. Üç fıtık. Evet. Peki ne zaman önce bel ağrısıyla başladı muhtemelen sorunlar? Evet, biraz belim ağrıyor. Ne zamandır bacağı indi ağrılar? 4 ay falan oldu. 4 ay. Peki bu düşük ayak dediğimiz tablo ne zaman oldu? Ağrılardan ne kadar, birkaç ay sonra mı oldu evet, o da? Evet. Ayakta ne kadar kalabiliyorsunuz Hava Hanım? Kendime zorlasam bir saat olmasa da yakın oluyor. Yani hiçbir yere dayanmadan, destek almadan yarım ya da oturma falan ihtiyacı biraz daha zorlasam süre herhalde daha kısalacak. Ya. Peki yol yürüme mesafemiz nedir? İşte 50 metreye geçiyor, oturmak istiyorum. Bazen kendimi sıksam hani 100 metreyi buluyor da bulmuyor. Peki son soru. Bundan 3 sene önce ya da 5 sene önce geriye gidelim. 5 yıl önceki Havva Hanım, yol yürüme mesafesi, ayakta durma süresi ve bugünkü arada bir uçurum var mı? Var. Çok belirgin var. Şekilde evet, azaldı var, değil mi? Evet. Çok genç değil evet. mi hastamız Kerem Bey? Evet. Ne oldu peki size böyle? Bilmiyorum. Bir gün kara basmıştım. Ayağım da karın içinde kalmıştı. O günden beri 3 sene oldu. O gün başladı benim ağrım. Karın üstünde, içinde ayağınız kaldı. Evet. O tabii ki sakatladınız olayı... Bir saat araba bekledim orada. Araba gelmeyince yolda çok kar vardı. Gidemedim. Orada kaldık. Yani donarak ölmek öyle bir şeymiş yani. Öyle düşündüm. Ah. Ondan sonra oldum. O olayı biraz şey yapmıştır, provoke etmiştir. Evet. Biraz hızlandırmıştır evet, ama tabii ki öyle. Olay sadece bununla alakalı yok, değil. Yok, değil, değil. Şimdi isterseniz şöyle yapalım. Bir uzanın. Bir bakalım evet. gerçekten düşük ayağımız var mı? Ne durumdayız? Evet. Ona göre kafamız buraya gelsin. Ayakkabını çıkartmayın. Evet. Düz yatabilirsiniz. Çıkarsın mı hocam? Yok, çıkartmayın. Tamam. Peki, hadi çıkartmayın. Burada hızlıca bir bakalım size. Sırt üstü uzanın. Rahat mısınız? Rahat. Tamam. Şimdi bacağınızın bütün gücü bende olsun. Havaya doğru kaldıracağım. Belde ağrı, bacakta kasılma olursa söyleyin bana. Oldu mu? Rahat bırakın. Rahat bırakın. Peki, güzel. Rahat bırakın. Çok güzel. Bu önemli testlerimizden bir evet. tanesidir. Mesela bel fıtığı hastalarında Ebru Hanım, bu bacağı kaldırdığımızda eğer yere ne kadar yakın mesafede ağrı duyarsa hasta evet. o zaman yeni ortaya çıkmış ciddi bir sinir basısı vardır. Tamam. Yani kronik bir hadise değil, yeni bir hadise olduğunu düşünürüz. Hı hı. Şimdi Hava Hanım'ın muayenesinde bacağı çok rahat bir şekilde kaldırıyoruz. İkincisi buna düz bacak kaldırma testi diyoruz. İkinci yaptığımız kuvvet muayenesi. Evet. En önemlilerinden bir tanesi. Hı hı. Hava Hanım, elinizi elime doğru bütün gücünüzle itin dizinizi. İtin. İtin, itin, itin. Çekin kendinizi. Şimdi buradan itin. İtin. Bütün gücünüzle. Destek almayın buradan. Çekin kendinize doğru. Çok güzel. Kaldırabiliyor şimdi, değil mi hocam yani? Üst tarafta, sağda hiçbir problemimiz evet. yok. İtin elime doğru. Çekin kendinize doğru. İtin elime doğru. Çekin kendinize doğru. Harikasınız. Evet. Peki. Şimdi en önemli muayenemize geldik. Ayak bileğinizi, parmaklarınızı kendinize doğru çekin. Önce bunu çekin. Bütün gücünüzle çekin. Güzel. Bunu çekin. Bunu çekemiyoruz. Evet. Evet, gerçekten düşük ayağımız var. Ay, bu iki Allah. Aydır mı böyle? Üç aydır. Ah. Peki basın elime doğru. Buna basın. Harika. Bir ayağı kaldırayım mı sizi?
Hadi bir de düşük ayağı bir de ayakta bakalım. Evet. Hatta bu ayaktaki muayeneyi bütün izleyenler evde yapabilirler. Yapsınlar. Yani spor yapıyorum. Gelin gelin mikrofonunuz yani yok. Yani şey etmiyorum. Yani. Buyurun bırakma. Dönebilir misiniz şöyle evet. Kameraya doğru? Neler yapıyorsunuz bir söyleyin. Yüzüyorum. Boş kalmıyorum. Spor yapıyorum. O doktorun verdiği hareketleri yapıyorum. Hani boş kalmıyorum. Ayağım böyle diye kendimi bırakmıyorum. Evet. Peki şunu yapalım mı? Bak topuğumuzun üstünde. Evet. Benim yaptığım gibi yürüyün bunu, bakalım. 3 ay önce yapıyordum. Şimdi yapamıyorum. Görüyor musunuz? Ah canım. Sol bacakta yapamıyoruz. Şimdi, ama böyle yürüyebiliyorum. Biz de omurga problemlerinde önce tanı çok önemlidir. Yani ağrıya sebep olan ya da işte kuvvet kaybına sebep olan tanıyı net olarak ortaya koyduğumuzda tedavi sonraki aşama. Hmm. Şimdi yaş evet genç bir hasta ama yol yürüme mesafemiz azalmış. Ayakta durma süremiz azalmış. Tabii. Ve yavaş bir süreçte gelişen kuvvet kaybı var. Evet. Bunları birlikte değerlendirdiğimizde muhtemelen ayakta durma süresinin kısalmasının sebebi omurgadaki kayma. Yol yürüme mesafesindeki azalmanın sebebi kanal daralması, belden bacağa doğru giden. Genç bir hasta genellikle kanal daralmasını 60-65 yaşlarından sonra görürüz ama bazen genetik yatkınlıkla daha erken dönemde bu olabiliyor. Var mı ailede kimsede böyle bir yok omurga rahatsızlığı? Var, var yeğenimde var ama o da iyi oldu yani, o da küçüktü. Evet. 18 falan. Ağır işlerde evet. Çalıştınız mı? Ha? Evet. Ne iş yapıyorsun? Evde yani işte yani temizlik şu bu işte. Çoluk çocuk yani. Var, 2 kızım 1 oğlum var. Allah bağışlasın. Evliler. 4 tane torunum var. Oo. Peki bir şey soracağım. Bu kuvvet kaybı geliştikten sonra bacağınızdaki ağrı azaldı değil mi? Eskiden daha mı çok ağrı vardı bacakta? Kuvvet kaybının azalmasıyla birlikte biraz daha ağrı azaldı mı? Yani azalmadı ama doktora falan gidiyorum ya, iğneyle haptoya öyle kendimi oyalıyorum. En önemlisi kuvvet kaybı aslında. Kuvvet, ağrı nedir? Ağrı bir uyarıdır. Kaslarım nedir ağrı hocam? Ağrı nedir? Buyurun lütfen şöyle bir geçelim. Gel ablacığım. Gelin. Şimdi ağrı nedir? Buraya geçmeden önce ağrının gerçekten bir tanımını tamam. Yapalım lütfen. İsterseniz. Dünya sağlık çok fazla tanım var ama ağrı vücudun herhangi bir yerinden kaynaklanan organik bir nedene bağlı olan ya da olmayan, bunun altını çizmek lazım ve kişinin geçmiş deneyimlerinden yola çıkarak hissettiği kötü bir duygudur diyor. Çok güzel. Şimdi burada ağrıları bu sınıflama ile değerlendirdiğimizde biz ikiye ayırıyoruz. Bir yeni başlayan ağrılar, evet. Akut ağrı dediğimiz. Bu da bunlar önemli ağrılar. Niye önemli ağrılar? Çünkü mutlaka bir alarmdır. Ağrı vücudun bir tabii. Alarm sistemidir, uyarı sistemidir. Yani vücudun herhangi bir yerinde işte fıtık varsa ciddi ağrı duyarsınız. Enfeksiyon varsa ağrı duyarsınız. Kanser varsa ağrı duyarsınız. Bu yeni ortaya çıkan ağrılar önemlidir. Biri de kronik ağrılar var mesela. 3 aydan 6 aydan uzun süren ağrıların en büyük özelliği ne biliyor musunuz? Ağrı bir hastalık değildir. Ağrı bir uyarıdır. Tabii. Ama kronik ağrı bizzat hastalığın kendisidir. Çünkü hasta 3 ay, 6 ay süreyle, 1 yıl süreyle sürekli ağrı çektiğinde. Aynı noktada. Aynı noktada. Doktora gidiyorsun, işte fizik tedavi oluyorsun, herhangi şey, her türlü tedavi yapıyorsun, dikkat ediyorsun, geçmiyor ağrı. Bu sefer ne oluyor? 35-40 yaşındaki bir hanımefendi korkmaya başlıyor, anksiyete duymaya başlıyor. Tabii. Ben bu kadar tedavi oluyorum, bu genç yaşımda bu ağrılarım var, ileride ne olacağım? Sonrasında ağrının fiziksel etkilerinin dışında sosyal ve psikolojik etkiler ortaya çıkmaya başlıyor. Ya. Ve ağrı eşiği düşüyor. Ağrı eşiği düşünce daha çok ağrı duymaya başlıyor ve kısır döngü meydana geliyor. İşte en büyük problem bu. Kronik ağrılara yaklaşım kesinlikle öyle. Şimdi genç bir bedende değil mi? Siz genç bir insansınız. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? İleride bana hiç ne olur? Yok hiç ilerisini düşünemiyorum. Ben mikrofona bile. Konuş kendine. Hiç ilerisini düşünemiyorum. Yani ne bileyim. İleride ne olur ne olmaz. Hayır, yaş ilerleyince. Korkuyor musun bu ağrı? Tabii ki korkuyorum. Ne hissettiriyor? Korkuyorum. Yani. Ne bileyim düşük ayak olduğunu. Ağrının biraz da öne doğru bir eğilmesi var. Buradan çok. Şimdi şeye baktığımda daha dik duruyordun değil mi? 3-5 sene evet, öncesinde daha dik duruyordun. Ne yapacağız? Düzeltecek miyiz öne eğildiğim zaman ne dedik? Şimdi muayenemizi yaptık. Ön tanılarımızı belirledik. Bunun üstüne tabii ki gerekli testlerle mutlak tanıya gideceğiz ve mutlak tanı doğrultusunda da tedaviye gideceğiz. Peki. Burada ağrıdan daha önemli olan kuvvet kaybı. Çünkü ağrı ne dedik? Bir uyarı dedik. Sinirdeki bir sorunu ortaya ilk başta ağrıyla insanlar doktora gidiyor. Ama sorun ilerleyince sinir problemlerinin en büyük sıkıntısı budur aslına bakarsanız. Vücudunuzu kestiğinde burası çok güzel iyileşir. Karaciğer, siroz, kısaralık geçirirsiniz. Evet. Karaciğer dokusu kendini yenileyebilir.
beyin hücresi, sinir hücresi, kalp hücresi bir kere ölürse onu bir daha canlandıramazsınız. O yüzden şimdi kısmi kuvvet kaybımız var. Olabildiğince çabuk, muhtemel bir sinir hasarı var. Sinir basısına bağlı, uzun dönemde ortaya çıkan, bunun belirlenip o sinir basısının ortadan kaldırılması gerekiyor gibi duruyor. Peki bu neyin uzantısı olarak devam eder hocam? Yani bel kaymasının iyi tedavi edilmemesi ayak düşmesine mi neden olur? Sorunun, nasıl düşer? Sinirdeki sıkışıklığın uzun süre devam etmesinden kaynaklanıyor. Tedavi sürecinin geciktirilmesinden kaynaklanıyor. Ya. Bu kişiye bağlı da olabilir, tabii, hekime bağlı da olabilir. Aynen. Burada en büyük sıkıntılardan birisi şu Ebru Hanım. Bu tür ağrılarda, özellikle kronik ağrılarda bir ekip çalışması lazım. Amerikalıların bir deyim var. Diyorlar ki elinizde çekiç varsa etraftaki her şeyi çivi gibi görürsünüz. Ya. Bunu bizim branşımız omurga problemlerine getirdiğinizde, omurga sorunu olan bir hasta beyin cerrahına gittiğinde olabildiğince ameliyat tarafından değerlendiriliyor. Fizik tedaviye gittiğinde, fizik tedavi uzmanı ya da fizyoterapiste gittiğinde olabildiğince işte fizyoterapi, manuel terapi gibi tedavilerle tedavi edilmeye çalışıyor. Bir ağrı merkezine gittiğinde de olabildiğince işte ağrı tedavileri, tabii, yapılıyor. Halbuki psikojenik ağrılar var, tamamen stres kaynaklı ağrılar var. Kronik ağrılarda biz bu hastaları mutlu etmek istiyor isek, benim 20 yıllık meslek hayatımda kendimce belirlediğim kriterlerdir. Buna uyduğumuz noktada hastalar mutlu oluyor. Nedir? Birincisi, ağrının sebebini belirleyeceğiz. Mükemmel. Demin ne söyledik? Önce tanıya gitmemiz lazım. Bir ön tanınız olacak. Hastaya mutlaka dokunacaksınız. Gelişmiş teknolojiyle birlikte bugün 3 Tesla MR'lar çıktı. Yani MR'lar çok gelişti. Tabii. En ince noktasına kadar biz görebiliyoruz. Ama hastayı muayene etmeden sadece radyolojik görüntüye göre orada bir fıtık var diye, tabii, biz onu ameliyat edersek hasta mutlu olmuyor. Çünkü bugün bel ağrısı herkeste olan, evet, bir sorun. Hemen hemen olmayan hiç kimse yok. Hayatı boyunca ameliyata gidecek diye bir durum da söz. Bazen çok dramatik ağrısı olabilir hastaların. Evet. 2 gün yatar, istirahat eder, 3. gün hiçbir şey kalmaz. Kadar. O 2 gün ağrı esnasında siz gider bir MR çektirirseniz, bugün 30 yaşın üstünde kimse de normal sınırlarda MR yazmaz zaten. Tabii. Mutlaka hafif düzeyli kanal daralması, bel fıtığı vardır. Ama siz o ağrıyı o fıtığa bağlar ve hastayı ameliyat ederseniz işte size mutsuz hasta, evet, olur. Mümkün olan en basit tedaviyle başlamak. Hmm. Ya bugün bilimsel olarak, yine altını çizerek söylüyorum, bilimsel tedavi olarak omurga sorunlarında biz ilaç tedavisi uyguluyoruz. Tamam. Yeni ortaya çıkan basit ağrılar için, peki, korse uygulaması, ilaç tedavisi, istirahat gibi. Fizik tedavi uyguluyoruz. Tamam. Girişimsel ağrı tedavileri uyguluyoruz. Direkt omurgaya hedef noktaları tespit edip ağrıya sebep olan noktalara uygulanan özel tedavilerdir. Evet. Bu işin eğitimini almış beyin ve sinir cerrahi uzmanları ile algoloji uzmanları, anestezi uzmanları yaparlar. Ve cerrahi tedavi uyguluyoruz. Evet. Cerrahinin de açığı var, kapalısı var, endoskopi var, oğlu var. Ama önemli olan doğru hastayı doğru zamanda doğru şekilde tedavi etmek lazım. Ve sıralamayı da atlamamak lazım. Hmm. Yani bugün bir savaşa gittiğinizde elinizdeki en kuvvetli silah başta mı kullanırsınız, tabii, sonda mı kullanırsınız? Sonda. Başta kullanırsanız işe yaramazsa çuvallarsınız zaten, kaybettiniz savaşı. Ya. Tamamen bu mantıkla yaklaşmak lazım. Erişilebilir hedefler koymak gerekiyor. Bugün hastamızın bel fıtığı var. Ciddi bacak ağrısı var. Ameliyat ettiniz, patlamış bir fıtığı var. Ameliyattan sonra geçti ağrısı. Ama ameliyat öncesi hastaya şunu dememelisiniz, dememeliyiz. Ben sizi ameliyat ettikten sonra bir daha beliniz ağrımayacak. Bu erişilemez bir hedef. Mümkün değil. Çünkü 3 sene sonra ev taşır ya da ani bir valiz kaldırır. İyi hisseder. Adel ağrısı, eklem ağrısı, bel ağrısı. Ne oldu? Siz ona derseniz baştan hiçbir daha aramayacak. Ağrımayacak diye böyle bir şey yok. Erişilebilir hedefler mutlaka koyacaksınız. Peki bir bel ameliyatını eğer burayı konuşacak olursak, diyelim ki fıtık ameliyatı cerrahi bir müdahale geçirdi. Yüzde kaç oranında yani 10'ken kaça iniyor ağrı? 5'e mi? Mesela ciddi bacak ağrısı olan, ki gerçek cerrahi indikasyonu olan hastalar budur. Sağ bacakta şiddetli ağrısı var. Ciddi bir patlamış fıtığı var. Genellikle hastalar böyle gelir bize kliniğe. Öne doğru eğilmiş, bir tarafa doğru. Niye? Kanal çünkü sıkışık. Vücut onu açmaya çalışıyor. Şimdi böyle bir hastayı, bizzat bunu yaşayanlardan biriyim. Böyle bir hastayı ameliyat ettiğiniz noktada, tabii, ameliyattan kalktığı anda düzelir. Yani çok dramatik yanıtlar, tabii, alırsınız. Tabii. Ama işte doğru hastayı ameliyat etme, işte o şey oradan geliyor, sihir oradan geliyor. Evet, peki. Her aşamada hastayı bilgilendirmek. Maalesef yanlışlardan bir tanesi de bu. Yani şimdi gidiyor doktora,
biz biraz konuşmayı sevmiyoruz. Kısa tutmayı seviyoruz. İşte ben böyle dedim, böyle ol. Böyle bir şey yok. Hasta gittiği hekime güvenerek gidiyor. Hepsi güvenerek geliyor. Her türlü soruyu sorabilmesi lazım. Bugün Amerika'da eğitim aldığım hocalara sorulan soruları ya aklınız anlatamam ben size. Siz bu ameliyatta kaç tane yaptınız? Gerekirse soracak ya. Siz de buna cevap vereceksiniz. Değil mi? Çok saçma aslında. Ve ama ameliyatı ben niye yapıyorum? Bu ameliyatı olmazsan şu olur. Olursan riskleri budur. Düşük de olsa bu takım riskleri vardır. Pembe hayal şeyler kurmadan yani onlara sunmadan daha gerçekçi yaklaşıp erişilebilir hedefler ve hastayı bilgilendirdikten sonra ameliyatı aldığınızda ya da tedavi aldığınızda hastayı mutlu edersiniz. Psikolojik faktörleri göz ardı etmemek gerekiyor Ebru Hanım. Bu da en önemli konulardan bir tanesi. Etkiliyor değil mi? Mesela benim ne zaman strese girsem belim ağrır. Benim de fıtığım var. Yıllardır o fıtıkla yaşıyorum. Bazen kilitleniyorum, kalıyorum dediğiniz gibi böyle kalıyorum. Sonra açılıyorum falan. Ama biliyorum artık ben belimi korumayı. Yani yerden pamuk bile almayacaksın sözünün zaman zaman hatırlıyorum. Stres faktörü tahmin edemeyeceğiniz kadar ağrılar üzerinde etkilidir. Sende etkili mi bu Hava Hanım? Evet. Sende de oluyor değil mi? Evet. Strese girince. Hı. Midem ağrır, belim ağrır, ayağım ağrır. Benim de öyle oluyor. Ah canım benim, hepimizde aynı şey. Yani. Stres en önemli sebeple. Mesela boyun düzleşmesi denilen hadise. Evet, bugün herkese bir boyun düzleşmesi var. Niye düzleşiyor? Ya sanki çok büyük bir hastalık gibi yapılıyor, düşünülüyor. Boyun düzleşmesi tamamen boyundaki adalelerin kasılmasına bağlı olarak omurganın olması gereken, boyun omurlarının olması gereken bir C şeklindeki şeklinin, lordoz dediğimiz şeklinin düz bir boru haline gelmesidir. Ve sadece bir adale spazmının göstergesidir. Yani akşam işte müdürüyle ya da patronuyla toplantısı vardır. Bir sunum hazırlayacaktır. Tabii. Sabah çok gerilmiştir. Allah bir kalkar. Bir kalkar işte boyun düzleşir. O anda siz şey yaptığınızda burada tabii adelerin güçlü olması, stres yönetimine destek bir takım tedaviler alınması bunlar da son derece önemli. Yani psikolojik sporu bu arada sürekli tavsiye ediyorsunuz tahmin ediyorum. Biz sürekli programlarımızda bunu söylüyoruz ama omurga sağlığı için de çok önemli. Kesinlikle son derece önemli. Yani bugün spor yapmamak, egzersiz yapmamak zaten duruş bozukluğuyla birlikte yani bir omurganızın sizin bir taşıma kapasitesi var. Bu taşıma kapasitesinin üstüne çıktığınızda fazla kilo işte ağrıya sebep. Evet. Mekanik kökenli dediğimiz bel boyun ağrılarının adele eklem ağrılarının en büyük sebebi aşırı kilodur. Egzersiz yapmamak adelelerin zayıf kalmasıdır. Ve monoton hayattır. O yüzden bunlar tabii ki son derece önemli. Evet. Psikolojik faktörleri de geçtik. Tamam. Ve tedavi sürecine hastanın katılımını sağlayacaksınız. İşte çok önemli. Şimdi ben hep hastalara şunu söylüyorum. Her şeyi bizden beklemeyeceksiniz. Tabii. Siz bize geldiğinizde biz sizin o kötü durumunuzu, o anki ağrılarınızı bir şekilde ama ilaç tedavisiyle, ama fizik tedaviyle, ama ağrı tedavisiyle, ama ameliyatla düzeltiriz. Ama biz bu ağrıları geçirdikten sonra senin 20 kilo fazlan varsa, sen o kiloyu vermezsen, bizim sana verdiğimiz egzersiz programını evde düzenli yapmazsan, duruşuna dikkat etmezsen, bir noktada gene gelecektir bu ağrılar. O yüzden baştan bunları konuşup sonrasında bilgilendirip mutlaka hastaya tedavi sürecini katmak lazım. Bu da son derece önemli. 7 tane basit madde. Evet. Bunlara dikkat ettiğimizde inanın hem ağrıların gelişimini azaltırız, gelme sıklığını azaltırız. Hem de ağrı çeken kişilerin tedavisindeki mutluluk oranını çok daha fazla arttırırız. Mükemmelsiniz Kerem Bey. Gerçekten çok güzel anlattınız. Hanımefendinin düşük ayağını tedavi edebilecek miyiz? Bir bakacağız. Evet. Tam kısmi bir şey, tam düşme olmadığı için doğru yaklaşımla büyük olasılıkla düzeltiriz diye düşünüyorum. İnşallah. Önce bir tabii ki bakacağız, değerlendireceğiz ne olduğunu. Peki. Size emanet. Aldık. Harikasınız Hava Hanım. Ama bakın ne dedi? Bütün bunlara uyacaksınız. Tamam mı? Tedavi sürecinde hastanın katılımı çok önemli. Bir şey daha var. Mesela Hava Hanım'ı izliyorum. Hayata tutulmuş bir bayan. Evet. Ne kadar güler yüzlü. Yani bu da çok önemli bir şey. Evet. Yani tedavi de hasta-hekim ilişkisi çok önemlidir. Evet. Hastanın hekime güvenmesi çok önemlidir. Hastanın gerçekten tedavi olmak istemesi de son derece önemlidir. Harikasınız. Tüm bunları gerçekleştiriyoruz. İnşallah iyileşmiş hali sizi buraya koşarak alacağım stüdyoya bir daha sefere. Efendim operatör doktor Kerem Bıkmaz bizlerleydi. Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı kendisi. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Mükemmel bilgiler verdiniz. Sağ olun.
günaydınlar efendim. Umarım bugün sizin de içinizi şöyle mutluluk, heyecan, sevinç kaplamıştır. Bayrama şurada ne kaldı? Bugüne kadar tatile gidememiş olanlar bayramı değerlendirecekler. Aman lütfen yollarda emniyet kemerlerinizi takınız, trafik kurallarına uyunuz. Onun için bu bayramda güzel haberler alalım. Bayramınız güzel geçsin şimdiden. Biz de tam bu anlamda çok özel bir bayram programı hazırladık sizlere. Eğer hazırsanız başlıyoruz. Lokum gibi kurban kavurma yapmak istiyorsanız bizi izleyin. Et yemeklerinin ustası Gürkan Şef'ten Kurban Bayramı'na özel kavurma tarifleri. Gürkan Şef bir yandan sizin için kavurma yapıyor, bir yandan da kurban eti saklamanın ve pişirmenin tüm püf noktalarını anlatıyor. Eğer ki marketinizden yine kasap bölümünden et alacaksanız kıymalara anında gözünüzün önünde çektiririm. Kurban Bayramı'nda nasıl ibadet etmeliyiz? Özel bir bayram duası var mıdır? Allah sevgisini içimizde hissedebilmek için ne yapmalıyız? Felsefeci ve ilahiyatçı Profesör Doktor Caner Taslaman anlatıyor. Siz kendiniz özel olarak bu bayram içinizden ne geliyorsa Allah'a onu ifade edin. Onlar herkesin en değerlileri, bebekler. Peki ya bebeklerimizin konforunu nasıl arttırırız? Bebek masajı nasıl yapılır? Bebek spasının bebeğe sağladığı faydalar nelerdir? Bebek masajı ve anne bebek yoga eğitmeni Tutku Kıtay'la anne bebek yoga eğitmeni Duygu Yediyer anlatıyor. Bebeklerinizi düzenli masaj yaptığınız zaman emeklemesi daha çabuk oluyor. Duruş bozukluğu olmuyor ileride. Bunun önlemini almış oluyorsunuz. Kalbimizi güçlendiriyoruz. Akciğer kapasitelerini genişletiyoruz. Gelin adayları ekran başına. 2019 ve 2020'nin gelinlik trendleri neler? Vücut şeklimize göre nasıl gelinlik seçmeliyiz? Gelinler aksesuar seçimini neye göre yapmalı? Gelinlik modasına dair merak edilen her şeyi moda tasarımcısı Pınar Bent anlatıyor. Transparanların, taşların bol olduğu, Helenist gelinlikler çok kabarık olmayan, peki, salaş modellerin eskiye, nostaljiye döndük artık. Az sonra kendine iyi bak da. Efendim günaydınlar hepimize. Şöyle baktığınızda kendisini çok iyi tanıyorsunuz. Gerçekten bu bıyıklar, bu saç şekli değil mi sevgili Gürkan? Yani Gürkan'ı böyle baktığınızda aslında bir et ustası olarak adlandırabilir misiniz bilmiyorum. Böyle popçu havası da var sende. Var değil mi? Doğru, evet. Gürkan Topçu efendim. Şef Gürkan Topçu bizlerle sevgili arkadaşlarıyla beraber geldiler. Hoş geldiniz. Önümüz Kurban Bayramı. Dolayısıyla işin uzmanına işi soralım dedik biz elbette. Et uzmanına. Etin dilinden, hayvanın kemiğinden, her şeyden anlarsın. Tabii. O yüzden de biz karkas olarak az sonra zaten izleyicilerimizle de paylaşacağız, evet, göstereceğiz. Evet. Karkas olarak bir canlı getirdik ve burada parçalamasını yapacağız. Tabii ki adet yerine gelsin diye de kurban kavurmasını, o meşhur kavurmayı, aynen, hangi bölgeden yapacağız, hah, onu söyleyeceğiz. Ay, çok önemli. Çünkü evet orada biraz takılıyoruz, evet, hangi bölgeden olması gerekiyor diye. Hangi bölgeden olmalı, nasıl pişireceğiz, nasıl pişirmeli, ne kadar dinlendireceğiz, nasıl marine edeceğiz, o sakatatları görüyorum. Evet, ben sakatatların şöyle kullanımı, işte kurban bayramının birinci günü mü, ha, yoksa difrize atabilir miyiz, bunların cevaplarını, evet, vereceğiz. Bunları şoklayacak mıyız, bir ne, aynen, yapacağız? Aynen öyle. Bütün cevaplar efendim sizde, size harika bir kuzu kavurma ve domates salatası da tarifi verecek sevgili Gürkan Şef. Yani eğer hazır açmışken bilmiyorum, kalem kağıt elinizde olsun, yapalım. Nasılsınız? Nasıl her şey? Her şey yolunda. Her şey yolunda. Evet, her şey güzel gidiyor. Gayet keyifli. Tabii ki Kurban Bayramı da hemen birkaç gün sonra Kurban Bayramı olduğu için de biz biraz daha böyle hareketliyiz. Tabii. Kurbandan dolayı keyifliyiz yani. Keyifli, şükür. Çok güzel. Evet. Şimdi evet, çok önemli bir nokta. Çok da teşekkür ederiz. Bize burada göstereceksiniz. Kurban eti nasıl parçalanır sevgili Gürkan? Bize lütfen anlatınız. Tabii ki. O halde başlayalım mı? Lütfen başlayalım. Tamam. Buyurun. Hemen başlıyoruz. Şimdi şöyle tabii göstermek istiyorum. Aslında Kurban Bayramı'nda öncelikle şöyle bir şey var. Kurbanlıklar nasıl alınmalı? Heh. Daha doğrusu bakıldığında gerçekten de hani dedelerimiz, işte atalarımız yapardı böyle sırtını ellerdi. Gerçekten de öyle. Çünkü kaburgaları içerisine girdiğinde, bu arada biz parçalayalım. Ya kol kısmını bana verirsen kurban kavurmasına başlayacağız. Evet. Kaburgaları içerisine girmeyecek. Yani gerçekten de biraz kendini gösterecek. Şöyle, dolu olacak. Dolu olacak. Evet. Heh. Gözleri şöyle söyleyeyim, cam gibi bakacak. Aa. Evet, gerçekten de öyle. Biraz çapak, özellikle çapaklar oluşmayacak. Maalesef, aa, ki biz hastalıklı olarak artık isimlendiriyoruz onu. Tabii. Bir de çok önemli bir şey. Çapak doğal bir şey değil midir hayvanda da yani? Şöyle bazıları
şöyle söyleyeyim, antibiyotiği çok fazla yedikleri için bu da dışarısına, vücudun dışarısına gözlerden dolayı atabiliyor. Bunun oluşmaması için çok dikkat edelim. Peki. Bir de veteriner tabii ki kimliği olacak tabii. Yani. Ve menşeyi yani kulağımda zaten işte biz bu nedir? Trakya bölgesinin bir kuzusu, kıvırcık kuzu bu. Evet. 22 plakası var. Zaten gördüğünüzde buralarda da bir 22 veya içinde vardı damgası galiba, vardır. Evet. Aynen öyle. Bu arada... Şimdi şöyle bir şey var. Biz hemen kol kısmını çıkardık. Ön kol. Evet, ön kol. Çünkü buradan kurban kavurmasını buradan yapacağız. Çünkü neden? Eğer ki buttan olur mu? Tabii ki de buttan olabilir. Ancak canlı oturma kalkma işlemini buradan yaptığı için kol kısmına göre daha da kaslı olacaktır. O yüzden yılda bir kez yaşadığımız bir şey bayram. Evet. En keyifli olanı kol kısmından olsun istedik. Kuzu ön koldan yapıyor. Arka bacakta dedi birazcık daha kas olur biraz dedi. Biraz daha kaslı olduğu için. Daha sert olur. Daha sert olacaktır. Hmm. Hemen şimdi arkadaşım kolu yani kuzu kolu kemiksiz hale getiriyor. İçerisinde kemikleri alacak ve burada saç tavamızda kurban kavurmamızı yapacağız. Ama ondan önce burada şöyle evet gelmek istiyorum. Hatta biz bunları şöyle Ahmet pişirelim bir şey varsa ızgaramız yanıyor mu? Evet. Burada sakatat takımı dediğimiz bir bölüm var. Allah. Bakın evet akciğerler, karaciğer var. Şöyle göstermek istiyorum. Burada yürek var. Yürek var. Ve en sevdiğim, benim en sevdiğim dalak. Gerçekten evet. Sever misin? Ben her zaman şey söylüyorum kendi programlarında da bir kez bile ömrünüzde olsa dalak tüketmeniz gerekiyor. Biliyorsunuz hem kan tabii, da yapar. Çok iyi geliyor. Ancak sakatatta şöyle bir durum var. Sakatatı mümkünse birinci gün tüketelim. İşte kavurmayı yaptık kurban kavurmamızı. Akşamına da sakatatı tüketebiliriz. Tamam. Eğer ki hayır biz akşam misafirliklere gideceğiz diyor isek. Aynı bu şekilde kendi kanında bir gastronomun içerisinde artı 4 dolabında kalabilir. Asla yıkamayacağız. Tamam. Ertesi gün tüketebiliriz. Ancak 3. ve 4. gün... Dipfrize koymuyoruz. Artı 4 aşağıda. Şöyle sakatatının şu şekildeki etlerde gördüğünüz gibi yağ tabakası var. Evet. Bunların üzerinde olmadığı için kendini muhafaza ve koruyamaz. Tamam. O yüzden de bozulacaktır. 3. veya 4. güne bırakmamamız gerekiyor ve dipfrize atmamamız gerekiyor. Peki. Normalde de sakatat tüketen... kişiler ve sakatatı çok seviyorsanız sakatatçılarda aynı gün alınmalı ve aynı gün tüketilmeli. Evet. Şimdi mesela hemen şöyle bir çalışma tezgahımız. Bir dakika dur onu ne yapacaktı? Şöyle bir kaldırsan öyle demeyeyim. Tabii. Şöyle bu takım halinde bakın. Hiç bu kadar bu takıma yakından bakmamıştım. Ben, evet. Ben de biliyorsunuz buradan ne yapabilirsiniz? Bu karaciğerinden. Evet. Çok güzel sote olur. Ciğer evet. Biliyorsunuz Edirne tava yapabiliriz. Veyahut da tencerede soğanlı yahni. Yahni evet. Güzel olur kesinlikle. Ciğer yahni. Şu bölgede gördüğünüz gibi az da olsa bakın uykulu kısmı evet, var. Evet. Evet biliyorsunuz bu şöyle söyleyeyim çok çok az çıkar. Çok evet. Lezzetlidir. Biraz kokoreç sevenler hatırlayacaklardır. Olur, evet aynen öyle. Çok çok keyifli. Burası da evet yüreğimiz var burada. Hemen iç kısmında da şimdi arkadaşım şöyle pardon. Evet. Nar ekşinizi şöyle kendine attı. Bakın evet ben çıkarttım hatta. Burada Allah, da bir dakika ne yaptın öyle bir anda? Evet. Neyi çıkarttın içine? Böbrekler. Şöyle bakın üzerinde de inanılmaz keyiflidir. Yağla kaplı olduğu için. Bu yağ çok çok değerli bir yağdır. Öyle mi? Böbrek evet. üstü. Böbrek üstü yağları. Aynı zamanda tencere yemeklerimizde de bunu kullanabiliriz. Ay bir dakika tabii. Ya ne yaptın? Şimdi sen? Hemen bakın. Şöyle bıçağımı alayım. İçerisini açtığımızda inanılmaz bir ızgara olacak. Peki... Şöyle söyleyeyim. Yemin ederim ilk defa bu kadar yakından görüyorum bakın. Bu meseleye. Kurban kavurmamız hazır mı? Hazır mı? Şimdi bakın evet, nasıl şimdi artık dilimleniyoruz. Evet. Peki. Şimdi şöyle bir bezimiz var. Bakın delikli evet. bez. Bunu eğer ki çok temin etmek çok kolay. Evet. Parçaladıktan sonra bu etlerimizi şu şekilde atıyorum gerdan kısmı. Tamam. Bunun üzerine... saracağız ve artı 4 dolabına atacağız. Artı 4 dolabına 3 gün boyunca dinlenmesi gerekiyor. Çünkü rigor mortis denilen bir olay var. Yani kasların ölümü. Tamam. İzleyicilerimiz şimdi evet ya doğru söylüyorsun şef der gibiler. Kesildiğinde canlı bunları tepsilere koyduğumuzda etin üzerinde bir seyreme olur. Evet. Çünkü kaslar hala yaşıyor. Tabii. Bunun olmaması adına hem de Allah korusun kendimize zarar vermemek adına çünkü sıcak eti işlemek çok tabii. zordur. Tabii. 3 gün boyunca bu bezin eşliğinde dinlenmesi gerekiyor. Ama difrizde değil. Artı 4 dolabında. Evet. Sonrasında ürünleri işlediğimizde hem fire kaybımız olmayacak tamam. hem de değişik kazalara sebep olmayacaktır. Şöyle söyleyeyim. Burada neyi çıktı? Evet döş kısmı bakın.
Dört. Şimdi arkadaşım bunları ayıklarken tam kaburganın üst kısmından buradan ne yapabiliriz? Buradan ne yapabiliriz? Eğer ki Kurban Bayramı'nda küçük baş bir ürün kurban ettiysek kasabımıza gideceğiz. Doğru kasap nerede? Mahallemizin kasabına. %70'e %30 oranında yani dana kıyma atıyorum 3 kilo elimizde var ise bu 7 kilo da örnek veriyorum ya da 700 gram 300 gramsa oradan kıyma alacağız ve siz karıştıracağız. Siz restorana aldınız 7 kilo biz eve alıyoruz. Evet 700 gramdan sonra karıştıracağız. Sadece bundan tamam. Kıyma olmamalı. Olmamalı. Karıştıracağız. Çünkü sadece bundan yapacak isek kebap yapmamız lazım tamam. Biliyorsunuz kuzudan. Ha. Sonra veya kuzuyla neyi karıştırdınız? Dana etini. Dana değil evet. Mutlaka. Dana döşünü karıştırdık. Peki. Ne yapacağız? Dolmalık ise dolmalık yani dolmalık yemek yapacaksak evet. Tek çekim yapacağız. Tamam. Ya da köftelik ya da yemeklere koyacak isek çift çekim diyeceğiz tamam. Kasabımıza. Çok ben... önemli. Bakın hanımlar önemli tiyolar geliyor. Tabii. Şef Gürkan Topçu'dan. Her zaman söylüyorum doğru kasabımızın bizim mahallemizin kasabı doğru kasap. Çünkü her zaman onunla diyalog tabii. Kuruyoruz, selamlaşıyoruz, günaydın diyoruz, iyi akşamlar evet. Diyoruz. Çünkü maalesef et işi biraz hileye açık bir iş maalesef. O yüzden de. Aynı dükkanda ve aynı kişiyle diyalog kurarsak bunu minimize ederiz evet. Diye düşünüyorum. Evet. Mesela ne gibi hileler var? Mesela bu eti renklendirilebildiği söyleniyor. Bak. Tazeliğini koruması için. Böyle bir şey söz konusu mu? Evet. Şöyle bir şey. Et kırmızı değildi. Bakın ben her zaman söylüyorum. Şöyle domates renginde kıpkırmızı bir et alınmamalı zaten. Olamaz diyorsun. Evet zaten alınmamalı da. Şimdi sizin yeni kesilmiş etinizin rengine bakın, baktığında bu rengi nasıl tanımlarsınız? Bakın. Pembe mi? Pembe. Evet. Evet pembe gerçekten de böyle olmalı. Ancak hatta mahalle kasaplarında zaten mahalle kasabımızda çok yoktur ama maalesef marketlerde biliyorsunuz hazır kıymalar birer kilo çekilmiş pirzolar evet. Hazır şekilde. Eğer ki marketinizden yine kasap bölümünden et alacaksanız kıymaları anında gözünüzün önünde çektirelim. Çektirin. Evet. Aynı şekilde pirzolayı da. Çünkü bu bizim işimiz tabii ki. Meslektaşlarımın da işi. Tabii. O yüzden bunu keyifle yapacaklarına inanıyorum. Evet. Bir yağ kısmı bana alır mısın? Hemen çünkü peki başlayalım artık. Peki şimdi o mesela vitrinde gördüğümüz etler böyle daha canlı, daha taze gözüksün diye o gıda boyası renklendirme yapılıyor mu? Gıda boyasından çok şöyle, gıda boyası genelde maalesef bazı işte renklendirmek adına hamburger ekmeklerine konulabiliyor. İşte siyah ya da kırmızı yeşil olsun diye. Ha, doğru o son dönem modalar. Evet aynen ete öyle. Ete yapılıyor mu ete? Ete yapılmıyor. Et de şöyle bir işlem olabiliyor. Yani şöyle, hile anlamında şöyle, soruyorum. Boya olarak değil ancak o reyon ışıkları vardır. Oralarda birer oynamalar olabiliyor ki o et çok fazla parlak gözüküyor. Veyahut da öncesinde reyon yani tam dizilirken sabah yapılırken. Etin üzerlerine değişik işte zeytin ya da ayçiçek yağı gibi ürünler sürülüyor. Daha albenisi yüksek olsun diye. Evet. Şimdi hazır mıyız? Evet yağlarımızı. Yağlarımızı atalım. Ben her zaman söylüyorum mümkünse bu kurban kavurmamızı saç tavamızda yapalım yapacağız, diyorum. Tamam. Evet aynen şimdi, öyle. Yağı da özellikle yağlı olması lazım diyorsunuz saç kavurmanın öyle mi? Tabii kesinlikle. Biraz açalım çünkü neden? Söndü. Ha, söndü bir tekrar açalım onu. Neler yaptık burada? But kısmı. Bu kol kısmı. Tamam. Bu ayıralım bakalım. Bana şeylerini de çıkartırsan. Pirzolalıklarını. Tamam. Şimdi. Bakın. Buradaki kemiklere atmıyoruz. Çünkü neden? İçerisinde ilikler var. Tamam. Eriyecekler, ısıyı görecekler. Sonrasında da kavurmamıza lezzet verecekler. O yüzden atmıyoruz. Ki zaten şöyle bir durum var. Bu iliklerimizi kök sebzelerle birlikte kaynattığımızda... Evet. Ne yapıyoruz? Aslında bir elimize stok yapıyoruz tabii yani. Ki. Aynen tabii öyle. Kolajenlerimizi topluyoruz oradan. Evet tabii ki. Bu bizim önemli. Yo, onlar kalsın. Sen diğerlerini doğrayabilirsin. İlik çok faydalı bir şey. Evet. Ben her zaman ayda bir saçıma uyguluyorum. Evet. Çiğ ilik, süt, maden suyu ve taze nane ve limon kabuğu rendesi. Bunun tariflerini de verdik. Ay çok güzel evet. Sürdükten sonra... Bir yarım saat saçımda kalıyor. Sonrasında da ılık suyla yıkıyorum. Harika. Çok kuaför arkadaşım bana böyle kızdılar. Ya neden biz işte o kadar diye. Bizim ilik maskesi, saç maskesi maliyetimiz 8 TL. Neler koydun işte? Nane koydun, limon rendesi. Taze nane koyduk. Tamam. Limon kabuğu rendesi kullandık. Süt kullandık. İliği ne kadar kaynattın? Şöyle iliği kaynatmadık. Kemiği. Evet kemiği hiç kaynatmıyoruz. Çünkü kaval kemiği yani büyükbaş dana bahsedeyim. Direkt iliği alıyorsun. Şu şekilde olduğunda içerisindeki iliği alıyoruz. Süt koyuyoruz. Taze nane yapraklarını kırıyoruz. Limon kabuğu rendesi. Biraz maden suyu. Çırpıcımızla çırpıyoruz. Sonrasında da saçımıza uyguluyoruz maskeyi.
Yarım saat kalacak. Sonrasında da ne yapıyoruz? Duruluyoruz. Duruluyoruz. Bir ayda bir. Ayda bir. Evet. Harika. Hadi bakalım şimdi. Vay vay vay. Evet. Artık yağları kullanabilirim. Bırakıyorum bakın. Önce yağlar mı giriyor? Önce yağlar giriyor. Çünkü önce yağların girmesinin sebebi bakın zeytinyağı veyahut da ayçiçek yağı, tereyağı kullanmadım. Buradaki kendi yağında pişireceğim. Evet. Ancak bu bir sıvıya ihtiyacım var. Tabii. Bu kendi sıvısını bırakacak ve bu posayı geri alacağım. Harika. Evet sen orada. Şimdi bakın. Bu normalde bu eti 3 günün sonunda saç kavurma yapıyoruz. Yani ilk gün kesildi kurban eti yiyeceksek sakatatı yiyoruz. Yok ilk gün bunu yapabiliriz. İlk adet gün, evet yerine he, bulsun diye. Ama kol kısmından yapacağız. Ön kol. Sonrasında sakatatı yiyebiliriz. Akşamına 3 gün boyunca etlerimizi dinlendireceğiz. Burada neyimiz var biliyorsunuz pirzolalıklarımız buradan evet, çıkıyor. Evet. Kafes buradan çıkıyor. Veyahut da çok iyi ne yapabiliriz? Dolma yapabiliriz. İçerisinde pilavlı kalabalık bir aileysek bunu yapabiliriz. O da harika bir tarif olur. O kaç saatte pişer? Şöyle söyleyeyim. Bunun tamamını 4 saatte 180 derecede evet, iç pilavlı, kestaneli iç pilavlı Allah, artık seviyorsak Allah, çok çok rahat yapabiliriz. Allah tariflere gelir. Şimdi ha, o meşhur, evet onu şey yapalım, çalıştıralım. Yağlar eriyor bir taraftan. O meşhur herkesin dilinde olan küşleme. Ha, nedir o? Evet, bu neresi? kuzunun bonfilesi. Bir dakika, nereden çıkardın onu? Tam buradan, kemiklerin üzerinden. Şimdi bir dakika, o kemik nereden çıktı? Şöyle, tam burası, buradan, bakın. Evet, tamam, kaburganın altında. Aynen öyle. Burada gizlendiği için evet, canlı ne kadar hareket etse de yağlanmıyor. Asla kas tutmaz ve yağlanmaz. Aa! Aşağı yukarı 40 kilogramlık bir canlıdan çıkan 200 gram. Bu kadar. Evet. Küşleme bakın, bu. Küşleme. Peki bunu nerede yapacağız? Tencere yemekleri fırında tabii ki değil. Evet. Bu sadece ızgarada sadece olmalı. Izgara. Evet çünkü çok özel bir et. Evet. Hemen arkasında, buradan hemen yaralım. Hemen arkasında da kontrafile kısmı var. Bunu da nerede yapmamız gerekiyor? Izgaralarda yapmamız gerekiyor. Bunu da ızgaraya atacaksınız. Aynen şimdi, öyle. Evet, şimdi yağlarımız karıştı. Evet. Alalım onları yavaş yavaş. Çünkü onunla işimiz bitti artık. Evet alalım. Nerede şeyimiz? Kevgir var mı? Var. Tabii sizler bunu lütfen maşayla yapın. Bizim artık ellerimiz alıştığı vallahi için. Vallahi gerçekten bravo. Yağları aldık. Kendi doğal yağında kavurmayı yapacak şimdi. Şimdi başlayacağız. Evet. Hemen kekiğimi, limonu, sarımsağımı alayım. Bakın çok dikkatli davranıyorum. Çünkü neden? İçerisinde herhangi bir şey bırakırsam pişmeye devam ettiği için acı tat verecektir tabii, diğer ürünlerime. Yanacaktır. Bir de siyahlık olacaktır. Alayım kekiklerimi. Evet. Limon neredeydi? Limon nerede? Evet burada limonlar. Kekik, sarımsak istiyorum. Yardım edebilir miyim diye bakıyorum çok size teşekkür ama ederim. O kadar hızlısınız ki yani. Limonu ne yapıyoruz? Şimdi limon ne yapıyoruz? Burada biliyorsunuz biraz daha soft hale getirmek adına yağı burada vay 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 diyoruz. Limon sıkacağız. Aynen öyle. Ve de kekik alayım taze kekiğimi. Şimdi sarımsağı hemen şurada. Hop. Evet, kabuklu halde. Evet. Neden? Aromasını versin diye. Peki. Hatta bunu da. Oh. Evet. Ve zaten kekikle beslendi. Oh. Ve de kekikle pişmeye devam edecek. Çok güzel. Bu arada biz hemen hızlı bir şekilde zamanımız. Salataya başlayalım diyorsunuz. Evet, aynen evet, şeyi yapalım. Hızlı güzel bir domates salatası dedi. Evet, domates salatamızı sen yapabilirsin. Tabii. Şimdi bunlarla işim bitti. Hemen alıyorum bakın. Onlar limonu da çıkıyor yine. Limonu da sıktım. Limonu hepsi da sıktım. Arabayı verip çıkıyor. Çok güzel. Ne yapıyorum şimdi? Bakın. Neden direkt ortaya atmadım? Evet. Çünkü istiyorum ki biraz burada ısınsın. Biraz burada ısınsın. Daha sonra o iki sevgiliyi birleştireceğim. Çok güzel. Evet. Her gün et yiyor musun Gürkan? Şöyle evet yiyorum. Gerçekten de öyle. Çünkü bırakın hani evet tabii ki çok seviyorum. Ancak bir şeylerin tadına da bakmam gerektiği için yani yapılan arkadaşlarım çünkü bir şeyler yapıyorlar. Sürekli test etmem gerekiyor. O yüzden tabii ki her şeyin tadına bakıyorum. Evet. Şimdi çok özel bir ayran tarif vereceğiz. Ayran tamam. Manda yoğurdundan. Hemen yapalım onu hızlı bir şekilde lütfen. Bakın renk hızlı bir şekilde değişti. Vay vay vay. Vay 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 evet gerçekten. Kavurma harika görünüyor hemen, gerçekten. Hemen renk değişti. Evet.
Evet, sen barış yapabilirsin. Peki burada tabii ki eti lezzetlendirmek için içine koyduğunuz baharatların da çok büyük önemi var. Olmazsa olmaz baharatın nedir? Şöyle kuzu da, kekik az önce kullandım zaten ama dana etinde rozmarin, biberiye kullanmamız çok gerekiyor. Güzel. Ve defne yaprağı kullanmamız gerekiyor. Şimdi farkındaysanız bunun içerisine pul biber, kekiği öncesinde atmadım. Evet, sertleştirmesin. Şöyle şundan dolayı yanacaktır. Peki. En son finalinde bir de tuzlamadık. Her zaman diyoruz ki deniz tuzu yani iri taneli tuzu mangallık ve ızgaralık etlerde öncesinde yapacağız ki çünkü mühürleme işlemini gerçekleştirsin. Tabii. İri taneli tuz sıvı yağla birleştiğinde bir tabaka oluşacak. Evet. Ve gerçekten her bıçak darbesinde sulu sulu bir et yemiş olacağız. Evet. Ancak bu tarz yemeklerde ise ne yapmamız gerekiyor? Sofra tuzu kullanmamız gerekiyor ve finalinde atmamız gerekiyor. Hep sonunda. Evet. Çok güzel. Mühürlemek istersek deniz tuzu. Evet. Yemeklerde domates tuzu. Sofra tuzu. Aynen, kesinlikle öyle. Bakın rengi değişti. Gördüğünüz gibi. Çok güzel. Ben bu sırada televizyonlarını açan sevgili hanımlar, kendine iyi bak izleyicileri. Bayrama özel kuzu kavurma yapıyor sevgili Gürkan Topçu. Aynen öyle. Bu arada şimdi bunları ne yapacağız? Sen devam edebilirsin ayran için. Bakın gerdan çok güzel haşlamalık olabilir. Çok güzel haşlamalık olur. Ne yapacağız kasabımıza? İki parmak kalınlığında kestireceğiz. Evet. Bizler yapmayalım. Lütfen bilir kişiler yapsınlar bunları. O yüzden sonrasında da inanılmaz bir haşlama yemeği yapabiliriz. Gerdanı kesmek zordur değil mi? Evet, çok zordur. O yüzden bizler lütfen yapmayalım. Veyahut da hayır, bunu ben fırın tandırı yapmak istiyorum. Çok iyi bir fırın tandırı olabilir. 180 derecede 1,5 saatte. Ama ilk öncesinde yağlı kağıt, sonrasında da folyo. Folyo ile. Evet, ilk önce folyo değil. Tamam. İlk önce folyo değil. Öncesinde bir yağlı kağıtımızı yapacağız. İçerisine deniz tuzu, zeytinyağı, tamam, kekik kullanacağız. Önceden ısıtılmış fırınımızda 180 derecede 1,5 saatte hazır. Kuzu gerdan diyoruz buna. Oo, harika. Burada az önce bahsettiğim ızgaralıklar çıktı. Evet, şimdi yapacağız mı onu? Evet, hemen şimdi hatta atalım. Atalım bakalım. Bakalım neler oluyor. Evet. Bu sıcak şu anda. Bir tabağımız var mı? Şöyle yağlayabileceğim. Tabii ki. Zeytinyağımızla birlikte. Evet, şimdi ayranın en son finalinde bir bakalım. Çok teşekkür ederim. Evet, zeytinyağımız. Bakın hemen o tarifi de vermiş olayım. Bayramda tabii ki mangal özellikle yapacak izleyicilerimize. Ne yapıyorum? Zeytinyağı kullanıyorum. Ama sizin evinizde mısır yağı var ya da ayçiçek yağı var, hiç fark etmez. Ama benim tercihim zeytinyağı. Peki. Biraz deniz tuzu. Her iki tarafına da, burayı da çeviriyorum bakın. Elimi 1, 2, 3, evet, eğer ki 5'e kadar sayamıyorsam yeterli ısıya geldi. Tamam, çok iyi. Buradaki yağı ne yapıyorum? Öncelikle yağ kısmı. Çünkü yağ eriyecek ve etimize lezzet verecek. Evet. Sonrasında da bakın burada küşlemelerimize ızgaralık. Evet, olmuşken o güzel böbreği şu tabağa da bana çizer misin bir iki tane? Allah. Evet. Vay bakın, vay 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 vay. Gerçekten vay vay. Hemen yok hiç çıkartma üzerindeki zarı, sadece çizmeni istiyorum. Üzerinde bir zar vardır. Özellikle dalak tüketicileri iyi bilirler. Onu bence hiç çıkartmayın. Çünkü piştiğinde zaten dişe gelmeyecektir. Hemen biraz açıyorum. Evet, dalağı da koyduk. Böbreği de bunu alabiliriz. Bu hazır mı? Şimdi ayranın içine neler koydunuz? Kullandık? Salata manda atalım. Yoğurdu. Manda yoğurdumuz var. Bence özellikle kuzu etinden yedikten sonra buradaki kalan yani gırtlaktaki yağı tamamen alması için peki, manda yoğurdu olması gerekiyor. Ne kullandık? Salatalı da kullanalım. İçerisinde fesleğen taze nane var. Evet. Oh. Ben biraz da nane. Az önceki biliyorsunuz ilikte söylemiştim. Evet. İçerisine nane de kullanıyorum vay vay biraz. Vay vay, çok güzel. Oh. Bu arada bu da benim de bir elim değsin yani. Şöyle bir çevirelim biraz, bakalım. Biraz ne yapıyorum? Şunları. Limon sıktım ha, içerisine. Oh. Ve deniz tuzu kullandım. Naneli ayran çok güzel. Manda yoğurdundan. Evet. Bir bardak alabilir miyim? Bardak hemen.
Evet, çok güzel. Şimdi ben ver canım, size... Ver canım, soymana gerek yok. Ver onu, at ben... öyle. İkiye böl ama, sadece ikiye böl içinde. Bravo. Buyurun efendim. Çok teşekkürler. Şöyle mi yapalım, şöyle mi, nasıl istersiniz? Tamam. Mutfakta gerçekten bugün her şey var ama çok ilgimi çeken bir şey var ki burada. Şunu da yakabilirsek. Hemen yardımcı olalım. Hemen bunu da yakalım. Bugün Şef Gürkan'ın ayrıca doğum günü. Evet. 9 Ağustos. İyi ki doğdun Gürkan. Nice mutlu dilek, yaşlara. Dilek tutacağım değil mi? Lütfen. Her şey gönlünce olsun. Çok teşekkür bak ederim. Bak ne güzel, hem de televizyonda kutlamış oldun. Evet, çok nice yaşlara. Evet, ben de size bir bakalım. Oo, gerçekten de. Kusura bakmayın, elim çok biraz yağlı. Estağfurullah, rica ederim. Efendim, manda sütünden ayranım, naneli, kuzu kavurmalarımız, bir tarafta ızgarada etlerimiz var. Ortalık biraz toz duman. Ellerine sağlık, iyi bayramlar diliyorum. Çok teşekkürler, çok teşekkür sevgili Gürkan. Ben de arkadaşlar öyle. Ellerinize sağlık. Bu salata da burada bir şekilde hepsi birbirine karışıyor gördüğüm kadarıyla. Şimdi, tabii en sonda artık kurban kavurmasında şöyle çeri domateslerden alabilir miyim? Biraz şey olsun diye, renk yumuş olsun diye. Olsun, evet. Şöyle bir... Biberler, domatesler. Biberleri de elimizle kırarak. Şöyle, evet. Bu şekilde finalimizi yapabiliriz. Bunun yanında mümkünse tabii ki işte ben Denizli'yim. Herkes tabii Denizli'nin de şimdiden bayramını kutluyorum. Özellikle evet. Ailemin. Çok güzel. Yufka vardır tabii birçok yerde. Ya da lavaşla, yani ekmek yerine o gün özel bir şey. Yani çünkü kurban kavurması. Evet, aynen öyle. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık hepinize. Çok çok mersi. Şimdiden iyi bayramlar sizlere de sağ efendim. Çok teşekkür ederim. Ve kendine iyi bak, devam ediyor. Hayırlı olsun konuşan hayvanlar. Vizyona giriyor. Seyircinizle kavuşuyorsunuz. Ne hissediyorsunuz? Yeni bir evlat diyebiliriz. Aynen. Her yeni bir iş, yeni bir hikaye, yeni bir yolculuk. En güzel yolculuk zaten sette başlıyor. Sette başlayan arkadaşlıklar, birbirini tanıma, işte bir karakter yaratırken birbirini izleme vesaire. Çok eğlenceli, çok keyifliydi. Çok hızlı çektik, çok güzel çektik. Sonucu çok merak ediyorum. Çocuklar için bence çok eğlenceli bir film oldu. Bizim için de bence değişik bir tecrübe. İlk kez bir çocuk filminde oldum ben çünkü. Güzel oldu değil mi? Ne dersin? Gayet iyiydi. Ha? Gayet eğlendik iyiydi. Mutluyduk. Mutlu geçti. Güzel geçti. Güzel çalıştık. Biraz sıcaktı ama. Sıcak. Onun haricinde her şey iyiydi. Film izlemek çok güzel bir yolculuktur. İnsanı bambaşka dünyalara alır götürür. Hayal dünyalarını geliştirir. Onun için de sinemayla tanışmanın hiçbir zaman geç kalınmış da değil, yaşı da yoktur. İnanılmaz neşeli bir film oldu. Özellikle Atlas'a fragmanını seyrettirdim. Defalarca seyretmek istedi. Yani gerçekten çocukların severek seyredeceğini düşünüyorum. Çok kıymetli arkadaşım Mustafa Kota'nın ilk çocuk filmi. Onun için hem keyifle izlemeye geldik hem destek vermeye geldik. Ben de izlemeye geldim. Arkadaşlarım seslendirme yaptılar. Pınar enteresan bir hayvanı seslendirmiş, Pınar Altu. Çok keyifli bir film oldu. Hayvan dostu bir film yaptık. Sette çok keyifli çalıştık. Ondan sonra çok iyi oyuncularla çalıştık. Hepsine gerçekten teşekkür ediyorum. Evet, bu bir çocuk filmi ama ebeveynlerin de çocuklarıyla çok rahat izleyebilecekleri ve bence kahkahalara boğulacakları bir film. Çok güzeldi. Görseller mükemmel. Ben kendimi çok iyi hissediyorum. Umarım seversiniz. Çok önemli bir film oldu. Evet, güzel film oldu. Kurban Bayramı'nda nasıl ibadet etmeliyiz? Özel bir bayram duası var mıdır? Allah sevgisini içimizde hissedebilmek için ne yapmalıyız? Felsefeci ve ilahiyatçı Profesör Doktor Caner Taslaman anlatıyor. Siz kendiniz özel olarak bu bayram içinizden ne geliyorsa Allah'a onu ifade edin. Şimdi kendine iyi bak da. Efendim, şimdi konuğum çok değerli Profesör Doktor Caner Taslaman. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok mersi efendim. Felsefeci ve ilahiyatçı. Yani aslında bu tanımlamaya baktığımızda çok derin, çok başka şeyler var ardında. Sizinle burada sohbet etmek, 20 dakikada bir takım şeyleri detaylı konuşmak tabii ki çok mümkün olmuyor. Ama yine de zevkle her zaman geliyorsunuz. Çok teşekkür ben ediyoruz. Ben de zevkle geliyorum. Bilgi veriyorsunuz bize. Hocam, kitaplarınız ne durumda? Kaç kitap oldu şu ana kadar?
Şimdi tabii biraz sayıba göre değişiyor. Çünkü evet, bazı bir makalen başka bir şeyin içinde falan var ama yani böyle en düşük şeyden sayısak bir 14 civarı. 14 tane kitap. Ve ne şanslıyım ki hocam bana bütün kitaplarını imzalayarak getirdi. Çok güzel. Peki en çok böyle kitlelere ulaştığını hissettiğiniz, üzerine çok yoğunlaştığınız hangisi desem size? Şimdi tabii benim için çok zor onu söylemek. Tabii. Ama mesela Fıtrat Delileri kitabını çok önemsiyorum. Yani İslam düşüncesinde fıtrat kavramı, yani bizim yaratılışımızın özü kavramı çok atıf almış. Çok üzerine konuşulmuş. Ama ciddi şekilde bizim fıtratımızın nasıl Allah'ın varlığını, nasıl dini gösterdiğini, dinin belli inanç esaslarını nasıl temellendirdiği pek işlenmemiş, gösterilmemiş. Kitabımda onu yapmaya çalıştım. Yani ben kendi alanım orada bir katkı olduğunu düşünüyorum. Nedir hocam fıtrat? Fıtrat insanın yaratılışının özü. Kur'an'da özellikle mesela 30. sure Rum suresi, ona 30. ayetinde de bir atıf var. İslam'ın orada fıtrat dini olduğuna dikkat çekiliyor ve fıtrata koyulmuş dine insanların yönelmesi geçiyor. Ve insanların çoğunda ondan habersiz olduğu geçiyor. Yani ayet öyle bir şey söylüyor ki dikkat edin, bütün insanlar Allah'ın o fıtrat üzere yarattığı söylüyor. Yani sadece Müslüman olan, Yahudi olan, Hristiyan olanlara değil. Yani herkes bizim bir ortak fıtrat var ve orada dinle ilgili bir delil var. Oraya yönelmek lazım. Fakat buna rağmen insanların çoğu habersiz. Yani habersiz, böyle bir tanım var. Ben tabii buradan hareket ederek bunun ne olabileceğini ortaya koymaya çalıştım. Doğuştan sahip olduğumuz, demek ki bir özellik ki bütün insanlarda var dedim. Doğuştan sahip olduğumuz o özellikleri hadi tespit edelim. Nasıl dinin belli temel unsurlarını gösteriyor, onu ortaya koyayım dedim. Mesela bunlardan bir tanesi insanların arzularıydı. Bir tanesi insanların doğuştan taşıdığı ahlaki sistem edinmeyle ilgili yapıydı. Çok enteresan. Onlar tabii o argümanlar uzun uzun oradan inşa etmeye çalıştı. Bayram dolayısıyla da çok fazla soru var bize de gelen. Ne güzel. Şimdi evet, Kurban Bayramı, Kurban Bayramı'nda yapılması gerekenler, bayramı değerlendirmek. Birçok konu var bugün sizinle konuşmak için. Müslüman alemi bayrama mutlu mu giriyor, mutsuz mu giriyor sizce? Şimdi mutluluğun böyle 2-3 boyutu olduğunu söyleyebiliriz. Bir psikolojik diyelim şahıslarla ilgili boyutu var. Bir genel toplumların yapısından dolayı şahıslar duyduğu var. Bir de dini inancımızın bizim mutluluğumuza ne katıp katmadığı var. Şimdi şahıslarla ilgili boyutundan alırsak aslında bütün insanlar psikolojideki araştırmalara göre ortanın üstünde mutluluğa endeksli gibi. Yani şöyle genelde insanlara soruyorlar 10 üzerinden kendi mutluluğunuza bir puan verin diye. Genelde insanlar hep 6, 7, 8 veriyor. Ama bu normal midir peki acaba? Şöyle bunun normali nedir? Yani insan psikolojisi buna göre endeksli. Genelde psikoloji buradaki doğuştan sahip olduğumuz belki o genetik altyapı onu belirliyorsa o zaman normal dememiz lazım. Yani dünyanın... Normal mutluluk, yani mutluluk nasıl ölçülebilir ki yani insan işte onu... hep çok mutlu hep 10'da ya da hep 3'te olamaz değil mi? Ya şöyle işte onu şöyle ölçüyorlar, ölçemedikleri için yani insanın vücuduna bir alet takıp şeker oranı, evet, tansiyon gibi ölçemedikleri için insanlar diyorlar ki kendini ne kadar mutlu hissediğine 1 ile 10 arası puan ver diyorlar. Evet. Öyle ölçüyorlar. Hangi ülkede yapıldıysa yapılsın bütün ülkeler 5'in üzeri, onun altında 5'in üzerinde. Mesela çok fakir ülke ile çok zengin ülke arasında zenginlik bir fark oluşturuyor ama sandığımız kadar değil. Mesela diyelim ki bir ülke diğerinin 10 katı, 20 katı, 30 katı kişi milli geliri fazla, kişi başına düşen milli, evet, geliri fazla. İşte birinin 6 ise diğerinin 7 çıkıyor. Evet. Bu kadar az farklar var. Evet, oysa, yani oysa arada büyük bir uçurum var ama mutluluk baz alındığında değil mi? Mutlu olmak için ne lazım? Mutlu olmak için birincisi biz insan psikolojisi geri olarak ortanın üstünde mutluluğa programlı, evet, varlıklarız. Evet. Ve sanıldığı kadar araştırmaların gösterdiği para mutluluğu getirmiyor. Getiriyor ama beklediğimizden çok daha az bir şey değiştiriyor. Genelde anlamlı ilişkiler, kişilerle kurulan anlamlı ilişkiler gibi şeyler bunda katkıda bulunuyor. Yani böyle bir psikolojik açıdan Müslümanlar da diğer insanlar gibi ortanın üstünde mutluluğu ayarlı. Bu, evet, sizin hangi inançtan olduğunuz burada bir şey fark ettirmiyor. Tabii. Gördüğümüz kadarıyla işte Müslümanların bir zor durumu var. Müslümanlar dünya nüfusunun 1/4'ünü oluşturuyor. Fakat dikkat edin dünyadaki gelirlerinin 1/20'ini alıyorlar. Yani 1/5 ediyor, evet, bu. Yani 1/4 nüfus, gelir 1/20. Bu tabii ki dengesizlik ve de mesela Suriye, Irak dünyada şu anda en büyük siyasi kargaşaların olduğu yerler, en çok göç veren yerler. Bu tabii ki bu tip olaylar bir mutsuz ortam da oluşturuyor, evet, zor oluşturuyor. Bu açıdan baktığımızda gerekse Çin'de olanlar. Evet. Yani biz de dilerdik keşke Müslümanlar bu bayrama siyasi açıdan daha iyi bir koşullarda girseydi. Ama bunlar ciddi sorunlar, bir de mutsuzluk getiriyor. Bunun dışında alırsak İslam dini, hani bu şimdi tabii
ekonomik yapımızdan dolayı böyle. Peki İslam dini kattıkları açısından mutlulukla ilgili ne diyelim? İslam dini aslında o kadar önemli bir şey veriyor ki insana, insana Allah'la bağ kurduruyor. İnsan aslında baktığımız zaman o Allah'la bağı olmadan çok önemsiz bir varlık. Niye? Çok kısa bir zaman sürecinde çok kısa süre yaşayıp gidecek bir varlık. Evet. Biz ancak Allah'la o bağı kurduğumuzda, yani sonsuz olan, her şeye hakim olan, ahirette bizi ve yakınlarımızı yeniden yaratma gücü elinde olan ve yaratacağını vaat eden Allah'la bağ kurduğumuz zaman gerçek anlamda kendi değerimizi buluyoruz. Bu açıdan baktığımızda İslam gerçek anlamda hayata anlamı verir. Bu anlamda mutluluğumuza katkıda bulunur. Çok güzel bir şey söylediniz hocam. Çok güzel bir şey söylediniz. Geçtiğimiz gün bir arkadaşımla bir sohbetim oldu. İki çocuk annesi yurt dışında yaşıyor. Yaşamını bir Türk olarak gidip orada işte dili öğrenmek, oraya adapte olmak vesaire çok kolay bir şey değil ama bunu başarmış. Ailesinden uzakta. Mutlu bir evliliğim var diyor. Mutluyum. Fakat diyor bazen diyor o tam mutluluğun ne demek olduğunu sorgular oldum kendime ve şunu buldum diyor. Ya maneviyatımı birazcık daha kuvvetlendirmeliyim. Orada daha mutlu oluyorum. Yani gerçekten insan aslında şöyle bir kendi içine dönüp düşündüğünde mutluluğu nerede aradığı, neyle mutluluğu tamamlayabileceğini yine kendi anahtarlarıyla çözebiliyor. Onun için Bir Kur'an ayeti var burada mesela Ali İmran suresi ve tam slogan olarak ayet. Yani birisi evine ayet asacaksa Tabii, bunu koyalım. Bence evi ayet asmak da çok güzel, güzel bir şey. O mesela bu ayete tavsiye ederim. İşte Ali İmran suresinde geçiyor. Diyor ki ayet, gevşemeyin, üzülmeyin. İnanıyorsanız üstün olan sizsiniz. Çok güzel. Bu üstünlük de böyle bir, hani bir ırksal üstünlük gibi diğerleri de aşağı görme tarzında bir üstünlük değil. Siz o inancınızla Allah'la bağ kurmuşsunuz. Allah'a yönelmişsiniz. Evet. Yani siz bu dünyada birçok açıdan kötü durumda olsanız, hastalığınız olsa, fakirliğiniz olsa olabilir. Onları geçirmeye elbette çalışacaksınız. Ama başlangıçtan siz Allah'la o bağ kurduysanız üstünsünüz. O yüzden hiçbir şekilde üzülmenize de gerek yok. Çünkü her üzüntü geride kalıcı. Sonuçta ahirette Allah'ın bizim için dediği asıl olan olacaktır. Bu dünyadaki her şey geçicidir. Mutluluk da geçicidir. Evet. Üzüntü de geçicidir. Geçicidir. Çok güzel hocam. Peki bayramı nasıl değerlendirmeliyiz? Şimdi bayramları şunu yakalayalım. Bu İslam kültüründe, geleneğinde çok önemli bir şey. Evet. Ve İslam'ın iki farzıyla ilişkili bayramlar. Ramazan bayramı adı üstünde. Onu hemen insanlar görüyor. Oruç tutuluyor. Orucun arkasında bir yerde bayramla adeta diyoruz ki Allah'a şükürler olsun. Bir ayı daha ibadetle geçirme imkanımız oldu diğerleriyle. Bir yerde artık gündüz yemek yenmeyen şeyi bir yerde artık gündüzle rahat yemek yiyebiliyoruz diyoruz. Hem de şölen şeklinde. Allah'ın nimetlerine şükrediyoruz. Evet. Yani o bir yerde Ramazan'daki oruç ibadetiyle ilişkili. Peki. Şimdi birçok kimse, o tabii herkes orucu etrafında gördüğü için bu ilişkiyi hemen kuruyor. Kurban bayramı neyle ilişkili olduğunu birçok kimse görüyor. O işte hacla ilişkili. Dikkat edin, hac dönemi geliyor bu sefer. Hac döneminde insanlar bir yerde hacı giderken, hacı kutlarken diğer tarafta da kurban bayramı diye isimlendirdiğimiz bayram kutluyor. O yüzden bayramla ilgili evvela bu dini, bu iki hac, biri diğeri de Ramazan, oruç ibadetle ilişkisini bir hissetmemiz, bunu belki özellikle bu hacla ilişkisi diyen anlaşılmıyor, onu anlatmamızda bence bir fayda var. Bayramda tabii ki çok güzel böyle bayramların bir özelliği var bizde, gelenekten gelen. O da kitleleri kaynaştırması. Evet. Mesela kırgınlıkların bir kenara bırakılması vesile olması. Ve mesela bu kırgınlıkların bir kenara bırakılması, küskünlerin barıştırılması, Kur'an'ı bir temeli de var. Evet. Bu mesela salt bir gelenek değil o. Kur'an'da mesela arası bozuk olanların arasının düzeltilmesine veya insanların arasının bozulmamasına atıflar var. Bu açıdan baktığımızda böyle Kur'an'ı bir referansı olan bir şeye bayramların büyük katkısı olabilir ve oluyor, görüyoruz. Yani küskünler o gün birbirini arayıp işte barışabiliyor diyor. Evet. O zaman bunu daha çok canlandırmamız lazım. Yani mümkün olduğunca bir araya gelmek için, bu kırgınlıkları gidermek için bunu vesile bilmemiz lazım. Yine bir Kur'an ayeti var. Enfal suresinin ayeti diyor ki yani çekişmeyin. Çekişirseniz işte gücünüz elinizden gider. Evet. Mealen aşağı yukarı ayet böyle. Bunu bir siyasi platformda da almamız lazım. Yani bir Müslüman ülkenin diğeriyle çekişmesi de gücünü elinden gidertir. Sonra o kabileler bağlamında veya şehirler anlamında, ilçeler anlamında da alabiliriz. Bireyler anlamında alabiliriz. Yani ayet aslında hepsine birden bakar. Hangi aşamada insanlar birbiriyle çekişirlerse aslında kaybeden kendileri oluyor. Biz yıllarca bayramı işte bu kaybı gidermek için bir aracı olarak yapmışız. Böyle güzel bir şey var. Onu inşallah bu önümüzdeki bayramda da bunu sürdürelim. İnşallah, değil mi? Yani küslükler kalmasın hocam. Evet. Bayramların şöyle gerçekten birleştirici bir gücü var dediniz. Herkesi daha güler yüzlü, giyinmiş,
tertemiz, evet, birbirlerine gülen yüzlerle, gülen gözlerle bakabildiği, yardımlaşabildiği, yemeğini daha çok paylaştığı, evinin kapısını, evet, daha çok açtığı, değil mi? Daha böyle temiz bir havanın, temiz bir duygunun havada olduğu bir an, evet, aslında, evet, bayramlar. Onun için ben çocukluğumdan beri çok severim, çok önemserim. Oğlum da şimdi bayrama kaç gün kaldı diye sayıyor benim günlerdir. Anne kaç gün kaldı bayrama, kaç gün kaldı bayrama. Çok güzel. Peki, ama çocuklara nazlı laf atmıyorum. Yani çocuklara o atmosferi hissettirmek, evet, onun dinle ilişkisini ve kurdurmak, anlatmak bayramın, evet, önemli. Bir de o güzel atmosferi yaşatmak da önemli. Kesinlikle. Çünkü o zaman küçüklükten itibaren siz dinle olumlu anıları olan, evet, dine karşı içinde sıcaklık olan bir nesil yetiştiriyorsunuz, doğru, bunları yaptığınız zaman. Yani o basit gibi gözüken şeyleri kenara bırakmayalım. Çünkü insan psikolojisi yavaş yavaş inşa ediliyor. Evet. İnsan bir yaşa geliyor, bir şeyi kendini severken buluyor. Evet. Veya sevmezken buluyor. Evet. Ama onun arkasında yıllarca belli bir olmuş bitmişlikler var severek bulmasının veya sevmeyerek bulmasının arasında. İşte siz o bayramda mesela o çocuğa normalde mesela pek sahip olmadığı bir şey mi verdiniz, onu daha çok gezdirdiniz mi, daha çok, tabii, mutlu etmeye mi çalıştınız Ramazan'da, Ramazan, tabii, bayramında sonra ne bileyim işte bu, hı-hı, hacla aslında ilişkisi olan, tabii, Kurban Bayramı dediğimiz şeydi. O farkında olmadan onunla bir bağ oluşturacaktır, evet, bu Ramazan'la, hacla arasında, hı-hı, bayramla arasında. O yüzden yani o çocukların psikolojisine önem verelim. Evet, çok güzel hocam. Peki iki bayram arası düğün yapılmaz inancı doğru mu hocam? Bu yani kesinlikle yanlış. Bu aslında cahiliye adeti. Cahiliye de şu demek, yani İslam gelmeden önce Arap Yarımadası'ndaki o durumu belirtmek için yani ona cahiliye dönemi deriz. O cahiliye döneminde Ramazan'dan sonra bu hicri takvimdeki aylara göre ki yani daha doğrusu hilale bağlı aylardaki yani aya, peki, bağlı dönemlerde, aylardaki Ramazan'dan sonra Şevval geliyor. Evet. Bu Şevval'de evlenmek işte uğursuzluk getirir tarzı inançlar olmuş, bu yüzden olmuş. Oysa baktığımızda rivayetlere göre Peygamberimizin kendisi Şevval ayında Hazreti Ayşe ile evlenmiş. Evlenmiş, doğru. Yani aslında böyle uydurmalar çıkınca inadına Peygamberimizin taktiği bu. Evet. Üzerine giderip inadına yapmak lazım. Yani insan tereddütteyse ne zaman, evet, yapayım diye inadına iki bayramın arasında bence, hı hı, yapmakta fayda var ki millet bu hurafelerden, uydurmalardan da çok güzel kurtulabilsin. Hayır, harika. Peki hocam özel bir bayram duası var mı? Bayramın özel duası diye mesela şöyle söyle şu bayramın işte nurlanır tarzında bir dua yok yani, tamam, özel dua. Birçok kimse birçok şey için böyle özel dualar soruyor. İşte, hı hı, özel imtihan duası var mı? Hı hı. Özel bayram duası var mı? Yani bir açıdan yani böyle teker teker şunu söyle bu imtihan için çözülür. Şunu söyle bayramın şöyle nurlanır tarzında şu kelimelerle şu duayı et tarzı bir şeyse böyle bir dua yok. Ama bir açıdan var özel bayram duası. Özel bayram duası bence şudur. Siz kendiniz özel olarak bu bayramda içinizden ne geliyorsa Allah'a onu ifade edin. Odur özel bayram duası. Yani mesela bu bayramda işte Allah'ım işte bak şu kırgınlıklar var gidersek, doğru, olabilir. Veya da Allah'ım benim şöyle eksikliklerim var gideriz. Veya da Allah'tan bir şey istiyorsunuz falanca işte başarı bana şuradan hayırlısı bir başarı nasip, doğru, et diye. Yani duanın en önemli şeyi bence samimiyetle yapılması, Allah'a bir yöneliş olduğunu bilinmesi. Evet. Bu bayramda bir dua edeceğim, istediğim damada veya istediğim geline bir anda, doğru, kavuşacağım veya evler gökten yağacak. Yani böyle bir dua İslamiyet diyor. Evet. Yani İslamiyet'e en önemli şey şunu bilmek. Allah bize herhangi şah damarından yakın. Kur'an ayetine göre. Yani çok çok yakın. Yani her an duamızı duyuyor. Kalbimizdeki samimiyeti, samimiyetsizliği hepsini biliyor. Bunun bilincinde olarak samimi dileğimizi Allah'a ileteceğiz. Bu yani etkileyici bir şey varsa bence duanın olmasını işte o samimiyetle yapılması. En gönülden arzularımızı Allah'a ileterek böyle yalvararak için için samimi bir şekilde, evet, dua edelim. Çok güzel. Peki hocam hac ibadetinden bahsettiniz. Günümüzde sizce bu ziyaretler daha mı kolaylaştı yoksa zorlaştı mı? Şimdi bazı şeyler daha kolaylaştı, bazı şeyler zorlaştı. Mesela sizin söylediğiniz deminki şey, hac ibadeti kolaylaştı. Evet. Şimdi ben şeyle konuşmuştum, biz mesela Mostar kökenli bir aileden geliyoruz. Mostar'da ta nerede? Buradan biz Mostar'a yani bir kervanla bir şeyle gitmeye, tabii, çalışsak zor. Oradan işte annemin ailesi işte annemin dedesi hatırlıyorum. Oradan işte anlatıyorlar şöyle hacca gitmiş falan. Yani düşündüğümüz zaman, evet, yani, evet, biz buradan gitmek ki buradan çok daha yakın oraya nazaran bile ne kadar zor olur. Evet. Bir araba olmasa, uçak, arabayla gitmeyi bile biz zor, tabii, kabul ediyoruz. Neredeyse vazgeçtik, uçakla gitmeye çalışıyoruz. Şimdi o, tabii ki o çok daha zor.
Yani geçmişe göre böyle bir ulaşım vasıtalarının olması haccı kolaylaştırıyor. Oradaki otel hizmetleri şunlar bunlar insanın yani belli imkanları varsa da daha kolaylaştırıyor. Hacca gitmek geçmiş döneme göre daha kolay. Daha kolay. Yani Allah tarihin değişik evrelerinde değişik şekilde imtihanlar çıkartıyor insanların üzerine, bireylerin önüne. Yani kim zaman işte daha zorken daha kolay oluyor. Bakalım o kolayken yapabiliyor musun? Yani hacca gitmek bu kadar kolay ama işte yine gidebiliyor musun? Veyahut da diyelim şimdi zorlaştı belli haramlardan kaçın. Bakalım bu ortamda sen yine de haramlardan Allah'ın istediği şekilde durabiliyor musun? Çok güzel. Şunu unutmamak lazım. Yine bu Kur'an'ın içinden çıkan bir şeydir. İnsanları Allah içinde olduğu koşullara göre değerlendirecek. Sen yani o zor koşullarda mı onu yaptın? Bu kolay koşullara rağmen yaptın mı yapmadın mı şeklinde değerlendirecektir. Evet. Mesela şöyle bir ayet geçiyor Kur'an'da. İşte Mekke'nin fethinden sonra şunu şunu yapanlarla yani şu ibadetleri ondan önce yapanlar bir olmaz. Niye? Mekke'nin fethinden önce Müslümanlar çok zayıf. O dönemde mesela İslam'a parasıyla, canıyla yardım etmek çok zor. Zayıf bir kitle. Yani karşısında daha güçlü bir grup var. Onların yanında olursa kaybedenlerden olmaktan korkuyor insan. Ama Mekke'nin fethinden sonra hakim olmuş. Zaten Medine'de belli bir hakimiyet var. Gelmiş Mekke'yi de almış. Yani o dönemden sonra birçok kimse evvelden tereddütlü olanlar bile Allah rızası için infak etmekten ya fakirlere yardım etmekten veya birçok şey yapmaktan kaçınmıyorlar. Ama ayet ne diyor? Mekke'nin fethinden önce ikisine de Allah'ın sevap vereceğini söyle ama öncesiyle sonrası bir olmaz diyor. Çok bu da güzel. Şunu gösteriyor. Siz ibadeti yaptığınız koşulu da Allah gözetiyor. Mesela senin paran çok az olmasına rağmen diyelim şu fakirleri yine de mi gözettin? Veyahut da ne kadar imkanı vardı da ona göre ayırdın. Geçmişte ta hacca gitmek için aylar gerekiyor. Sen ona rağmen de gittin mi? Evet. Yani bunların hepsini Allah'ın değerlendirdiğini unutmamamız lazım zorluklarını. Çok güzel. Peki hocam çok güzel bir soru var. Diyor ki dini konularda kime güveneceğiz? Hocalar farklı farklı yorumlar yapıyorlar. Farklı farklı anlatıyorlar. Herkesin yorumu da farklı tabii ki. Ama çok ilginç bir soru aslında. Cevaplamak ister misiniz? Cevaplaması bence çok önemli bir soru. Evet. Şimdi şunu da belirtelim. İşin doğrusu birbiriyle kavga eden hocalar dahil %99 illa belli şeyde %1 istisna çıkabilir. Belli şeylerde hep aynı şeyi söylüyorlar. Onu yakalayalım. Mesela Allah'ın varlığı, Allah'ın bilgisinin çok yüksek olduğu, kudretinin çok yüksek olduğu, her şeyin yaratıcısının Allah olduğu tipi Allah'ın sıfatları ilgili şeylerde kimse farklı bir şey söylemiyor. Söyleyemez. Ahirette gideceğimiz bir sorgu sual olacağı yani şeklinde bir hususta kimse farklı bir şey söylemiyor. Peygamberimizin Allah'ın gönderdiği bir İnsan elçi olduğu, Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğu konusunda kimse farklı bir şey söylemiyor. Bakalım adam öldürmenin, hırsızlığının, dolandırıcılığın, insanları aldatmanın kötü olduğunu, insanların arasını bozmanın, hak yemenin kötü yalanın, gıybeti kötü olduğu konusunda dikkat edin. Hiç kimse, uygulamada çok eksiklerimiz olsa dikkat edin. Hiçbir hoca, kendisi bu konuda yanlış yapan hocalarımız da yapıyorsak yanlış da hiç kimsenin farklı söylediği bir şey yok. Olamaz. Namaz, oruç, zekatta şu vardır, şu yoktur şeklinde bazı tartışmalar oluyor ama sonuçta namaz, oruç, zekat, haccın İslam'ın bir ibadetleri olduğu konusunda belli kısmı tartışılsa da hani şu şöyle mi yapılır, böyle mi yapılır kısmı ama özünde bunların İslam'ın ibadetleri olduğu konusunda hiç kimse farklı bir şey söylemiyor. Fakirleri gözetmenin iyi bir şey olduğu konusunda farklı bir şey söylemiyor. Evet. Yani tamam farklı şeyler söyleniyor. Ama dikkat edin bu kadar büyük bir hiç kimsenin tartışmadığı, hiçbir mezhebin farklı şey söylemediği alanlar var. Mesela fakirleri gözetmek böyle. Tabii. Mesela muhtaç olana yardım etmenin iyiliğin aksine bir şey söyleyen hiçbir mezhep, hiçbir tarikat, hiçbir hoca yok. Biz, peki biz bu konuda ne yapıyoruz? Yani belli konularda hocaların farklı söylemesinden kaynaklanmıyor, sonra onu yakalar. Biz doğruyu bile bile mal sevgimizden dolayı, dünya hırsımızdan dolayı açık doğruları yapmakta gevşeklik gösteriyoruz. Bir mala sımsıkı sarılıyoruz. Ha bu var. Peki farklı konularda ne yapacağız? Farklı konularda bence şunu anlamak lazım. Farklı konularda hakem Kur'an'dır. Kur'an'ı elimize alacağız. Çok bakacağız. Doğru. Hangi hoca doğru söylüyor? Ona göre değerlendireceğiz. İçeriğine bakmak lazım söz. O içeriği de neyle değerlendireceğiz? Kur'an'la. Şunu unutmamak lazım. Hiç kimse bu dinde özel biri değil. Peygamberimizin özel bir konumu vardı. Peygamberimizden sonra bu dinin böyle ayrıca Allah'ın gönderdiği özel insanlar yok. Yani
Falanca hocanın din ne kadar malıysa senin de o kadar malın. Benim de o kadar malı, sizin de o kadar malınız. Kameraman arkadaş. Bu dinin hepimiz ortak sahibiz. Hiç kimsenin bu dinde özel bir mevkisi yok. Allah yani falanca sahası gidin siz buna bağlanın diye yolladığı şahıslar, şunlar yok. Nasıl ki evinin ne kadar iyi döşeli olup olmayacağına kafa yoruyorsun, ediyorsun. Onunla ilgili bir uğraş veriyorsun. Para kazanıp da işte evindeki eksiği gidermeye çalışıyorsun. Ya ahiretinle ilgili çok büyük ümitlerin var. Fakat dünyada bununla ilgili hiçbir fedakarlık yapmamak istiyorsun. Böyle o zaman bir şey bu bayramı da bu şekilde değerlendirelim hocam, tabii, değil mi? Tabii ki. Dualarımızı, sevgi dileklerimizi gönderelim İslam aleminin bayramlar diliyoruz. Herkese hayırlı bayramlar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Efendim iyi ki geldiniz. Profesör Doktor Caner Taslaman bizlerleydi. Bir bayram sohbeti yapmış olduk. Umarım keyif almışsınızdır. İnşallah. Çok güzeldi hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, teşekkür ederim. Peki kendine iyi bak, devam ediyor. Onlar herkesin en değerlileri. Bebekler. Peki ya bebeklerimizin konforunu nasıl artırırız? Bebek masajı nasıl yapılır? Bebek spasının bebeğe sağladığı faydalar nelerdir? Bebek masajı ve anne bebek yoga eğitmeni Tutku Kıtay'la anne bebek yoga eğitmeni Duygu Yediyer anlatıyor. Bebeklerinizi düzenli masaj yaptığınız zaman emeklemesi daha çabuk oluyor. Duruş bozukluğu olmuyor ileride. Bunun önlemini almış oluyorsunuz. Kalbimizi güçlendiriyoruz. Akciğer kapasitelerini genişletiyoruz. Şimdi kendine iyi bak da. Evet, yanımda iki kardeş var. İkisi de bebek yoga, anne bebek yoga eğitmeni ve aynı zamanda bebek masajı tarif edecekler bize. Bunun eğitmeni misiniz? Aynı zamanda onu da hemen sormak istiyorum. Evet. Bebek masajı eğitmenleri. Evet. Ay çok tatlısınız siz. Ay çok tatlısınız. Şimdi annelerin en büyük sancısı tabii hamileyken. Nasıl bakacağım ben bunu kucağıma, nasıl alacağım? Bakayım şunu alayım ben size, şu masaj bebeğinizi. Bunu ben nasıl kafasını koyacağım da nasıl masaj yapacağım? Değil mi? Aynen öyle. Evet. Ama diyorsunuz ki iş önce başlıyor. Bebek masajı, anne bebek yoga eğitmeni Tutku Kıtay ve aynı zamanda Duygu Yediğer. İkiniz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Çok hoş. Ne zamandır yapıyorsunuz bu mesleği? Aslında benim hamilelik sürecimden sonra başladı. Evet. Ben oğlumla daha nasıl kaliteli zaman geçirebilirim, daha nasıl faydalı bir ebeveyn olabilirim? Bununla yola çıkarak ben bu eğitimleri almaya başladım. Çok güzel. Kendi oğlumla uygulayarak daha sonrasında da bunun eğitmenliğini alarak artık aileleri de bu konuda bilgilendirmeye başladım. Evet. Peki yoga, hamilelik yogası önemli. Ben de yapmıştım. Çok da tavsiye ediyorum herkese. Hangi aydan itibaren tavsiye ediyorsunuz? Şimdi masajı genelde insanlar, yani ailelerimiz 40'ı çıktıktan sonra bebeklerini daha rahat tutabiliyorlar. Toplumumuzda bebek psikolojik masajı olarak. Evet. Biz 6 haftadan sonra zaten başlıyoruz bebek masajına. Nasıl masaj yapacağız? Zaten o korkumuz var anneler olarak, nasıl kucağıma alacağım, tabii, nasıl edeceğim ve toplumumuzda hep onu öyle yap, bunu böyle yap diye hep bir müdahale var. Biz istiyoruz ki anneler zaten içgüdüsel olarak en iyi bebeklerini onlar tanıyorlar, tabii, ve onlar dokunsunlar, onlar bebekleriyle kaliteli zaman geçirsinler. Aslında çok keyifli ve bunu yaptıkları zaman zaten daha çok bebekleriyle bağlanmaya başlıyorlar, evet, ve o zaman kucağıma alırım korkusu ya da nasıl yaparım korkusu kalmıyor. Kalmıyor. Peki biraz bize gösterecek misiniz bebek masajı nasıl yapıldığını? Tabii gösterebilirim. Ne gibi faydaları vardır? Şimdi bebek masajının zaten hem fizyolojik hem de psikolojik bir sürü faydası var. Fizyolojik olarak kas sistemini geliştiriyor. Ardından kan dolaşımını hızlandırıyor, solunumu hızlandırıyor ve kas sistemini geliştiriyor. Bu da şöyle, yani bebeklerinizi düzenli masaj yaptığınız zaman emeklemesi daha çabuk oluyor. Hı-hı. Duruş bozukluğu olmuyor ileride. Bunun önlemini almış çok oluyorsunuz. Ve zaten bazı fizyolojik rahatsızlığı olan bebeklerimize de hem doktorlarımız hem de fizyoterapistler hep masajı önerirler. Çünkü anne eli ya da baba eliyle o sevgiyle temas etmek, bir de üstüne doğru masaj yaptığımız zaman bebeklere çok büyük katkısı var. Peki bu diyorsunuz ki özellikle kabızlık problemi olan bebeklerde, kolitte olan bebeklerde çok iyi geliyor. Çok, evet. Peki bunun yanı sıra başka karnına, kollarına, boynuna masajlar yapılır mı? Her yerine yapıyoruz. Sırtına yapılır mı? Bacaktan başlıyoruz. Yani popolarına kadar masajı yapıyoruz, öyle, evet, söyleyeyim. Sonra karın, karın bölgesi çok önemli. Göğüs kafesinden başlayıp kasıklara kadar sürekli saat yönüne giden hareketlerimiz var. Hı hı. Ardından kol masajımıza geçiyoruz. Sıralama bu sistemde ilerliyor. Daha sonrasında yüz masajımıza geçiyoruz. Yüz masajı da şöyle, hem solunumu arttırıyor, daha rahat solunum almalarını, evet, sağlıyor. Aynı zamanda emmekten ya da mama yemekten yorulan çene kaslarımız biraz rahatlamış oluyor. Tamam. Sonrasında yüzüstü çevirip sırt masajımızla bitiriyoruz. Ay çok güzel. Siz ne yapıyorsunuz efendim kardeşinizle birlikte? Ben anne. Siz Tutkusunuz. Evet. Ben de Duygu'yum. Tutkuyla Duygu. Ben de kendim öğretmenim. 10 senelik bir öğretmenlik geçmişim var evveliyatında. Ne öğretmenisiniz? İngilizce öğretmeniyim, çok aynı güzel zamanda sınıf öğretmeniyim. Ay. Tabii bu süreçte ilerlemeye devam edip anne bebe yoga öğretmenine kadar
eğitimine kadar girdim. Çok güzel. Bu süreçte ne yapıyorum? Merkezde ben pedagojik desteklerimi veriyorum ve anne bebek yogasına destek veriyorum. Harika. Yine bebek masajında da Tutkan'la beraber yer alıyoruz. Hamile annelere de yoga veriyor musunuz yoksa? Evet. Doğum sonrasında mı? Şu an evet görüntüler var. Çok güzel bu görüntülerde. Allah! Anneler bir pişler benim gelmişim. Oğlum da var orada zaten. Ah oh, canım çok benim. Çok sık göreceksiniz. Biz aslında ben de doğum koçuyum aynı zamanda. Çünkü biliyorum hamilelik sürecinde üçüncü bir destek arıyorsunuz. Normal evet. Eş ve aile dışında. Daha sonra da tabii ki hamilelikte de yogamız var. Ama tabii her dönem için farklı hareketler. İlk 3 aylık, sonra 3, 6 ve 6, 9 olmak üzere 3'e bölünüyor. Tamamen doktor onayıyla gidiyoruz. Doktorun çok onay güzel. Verdiği takdirde tabii ki hamilelerimize yoga hizmetimiz de mevcut. Bizim sürecimiz hamile annelerle başlıyor. Aslında bebek anne karnındaki süreciyle başlıyor bizim. Kaç aylıkken gelmeleri lazım size? Hamile yogamız var. Yani hamileyken tabii. Bekliyoruz aslında. Gelsinler. Bu süreçte babalarımız ve varsa kardeşlerimizin de bir süreci başlıyor annelerimizle. Yani artık sadece annelere demiyoruz, babaları da işin içerisinde görmek lütfen istiyoruz. Lütfen koyalım. Görelim. Aynen. Anne bebek yogasını artık biz babalarımızla görüyoruz. Çok da hoşumuza gidiyor. O yüzden artık ebeveyn ve bebek yogası diyoruz. Yani artık biz hani 40'ı çıkmış gibi bir deyim evet, vardır evet. Türkiye'de. Artık biz onu yıkmış durumdayız. Biz 40'ı çıkmadan bebeklerimizi alıyoruz spa. Alıyorsunuz spaya. Evet. Peki çocukta nasıl bir gelişim sağlıyor bu spada ya da suyun içinde hareket etmesi? Bebek spası şöyle, floating ve hidroterapi sistemlerimiz var. Floating dediğimiz şu aslında, kelime anlamıyor tam olarak, suda dans demek. Floating'in desteklediği alan şu, bebek yüzme hareketleri yapıyor suyun içerisinde. Bu da tüm vücudunu senkronize bir şekilde kullanmasını sağlıyor bebeğin. Bu noktada tabii biz sindirim, dolaşım ve solunum sistemlerini destekliyoruz. Sindirim sistemi olarak yine kan dolaşımını hızlandırdığımız için yine kalbimizi güçlendiriyoruz. Akciğer kapasitelerini genişletiyoruz. Ve en önemlisi varsa kolik sorunlarımız iyileşmesi ve gaz problemlerimizi ortadan kaldırmaya yarıyor floating. Devamında floating'in yani inanılmaz faydaları var ve en önemli faydalarından da bir tanesi... Bebek kendi özgüvenini oluşturuyor aslında suyun içerisinde ve anımsadığı bir duygu. Başlıyor. Anne karnında 9 ayda suda çünkü. O yüzden karada olmaktan suda olmayı tercih ediyor bebeğimiz. Çok çok güzel. Hidroterapimiz de şu şekilde. Hidroterapi de aslında sistemli hale gelmiş şekli floating'i. Jacuzzi tabanlarımızda dairesel bizim altılı hava motor sistemimiz var. Bu motor sistemimizden gelen su dalgaları bebeğimize masaj yapmaya başlıyor. Evet. Bu da daha böyle sistematik hale getiriyor durumu. Mutlaka doktorlarına sorarak annelerin, babaların... Kesinlikle. Zaten su tedavisi. Su tedavisi. Hidroterapi. O yüzden hani bebeklerimizde şu olmuş oluyor. Sistemli bir davranış gerçekleştirdikleri için fizyolojikten ziyade nörolojik gelişime de katkı bulunuyor. Mükemmel. Bizim için ne yapar mısınız lütfen? İyi ki geldiniz hanımlar. Çok teşekkür ediyorum. Bebek masajı ve anne babak bebek yoga eğitmeni Tutku Kıtay ve Duygu Yedi bizimleydi. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Ay bunlar çok güzel duygular. Harikasınız. Kendine iyi bak. Devam ediyorum. Gelin adayları ekran başına. 2019 ve 2020'nin gelinlik trendleri neler? Vücut şeklimize göre nasıl gelinlik seçmeliyiz? Gelinler aksesuar seçimini neye göre yapmalı? Gelinlik modasına dair merak edilen her şeyi moda tasarımcısı Pınar Bent anlatıyor. Transparanların, taşların bol olduğu, Helenist gelinlikler çok kabarık olmayan, salaş modellerinde bir eskiye, nostaljiye döndük artık. Şimdi kendine iyi bak da. Bu yaz evlenecekler, önümüzdeki kış sezonunda evlenecekler, gelinlik seçimi henüz yapmamış olanlar, size harika bir program hazırladık. Çok değerli modacı Pınar Bent bizimle, moda tasarımcısı. Yani kendin de gelin gibisin, gelinlerin de ayrıca bir çiçek gibi. Bugün senin için hazırlandık İbrahim'cim. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Gerçekten şöyle bir bakıyorum, gözlerim kamaşıyor kızlara bakarken. Kendileri de çok güzel. Peri kızı gibi oldu hepsi. Aynen ama gelinliklerin güzelliği, az sonra mini bir defileyle hepsini göreceğiz tek tek. Ama şöyle bir önden anlatmak istersen eğer, bu yaz nasıl gelinler bizi bekliyor? Evet. Bu yaz artık 2019 ve 2020'de transparanların, taşların bol olduğu, Helenist gelinlikler çok kabarık olmayan salaş modellerimiz. Bir eskiye, nostaljiye döndük artık. 2020'de güzel. De onlar hazırlandı. Evet. Özel duvaklar, şapkalar, aksesuarlar. Biraz sonra izleyeceğiz zaten. Biraz. Çok güzel şeyler hazırladık. Heyecanlı. Evet hepimiz çok heyecanlıyız. Bir de senin programını çok beğenerek izliyoruz. Çok teşekkürler. Çok ne mutlu yani. Bana. Gerçekten çok güzel. Üzerine hepsini tek tek konuşalım. Evet. İşte efendim karşınızda 2019-2020 gelinlikleri. Mükemmel. Bu nasıl bir gelinlik mesela şimdi Pınar'cığım? Bu prenses gelinliğimiz. Evet. Böyle ışıltıları, taşları bol, yoğun.
belinde pilelerinin olduğu. Ah, güzelliğe bak. Ve aynı zamanda duvağını çok önemseyen, evet, ve dantile düşkün olan gelinlerimizin tercih edeceği bir gelinlik. Çok güzel. Çok güzel gerçekten. Şöyle dokunmak istiyorum. Mükemmel, güzel. Ve bir başka gelinimiz geldi. Evet. Çok ilginç. Bu transparan. Tamamen dantel. Ve transparanı çok seven, nostalji yaşamak isteyen, evet, gelinlerimizin tercihi. Peki hangi, nerede giyilir mesela bu gelinlik? Bu salon gelinlerine, evet, dediniz. Yazın, hı-hı, kumsalda evlenmek isteyen gelinlerimizin, ay, tercih edeceği çok gelinliktir. Havalı. Evet. Ve bir prenses daha geldi. Kır düğünlerinde ve duvağını çok önemseyen gelinlerimiz için özen hazırlanmış bir gelinliktir. Duvağını önemsemek diyorsunuz iki seferdir. Gelin için duvak çok önemlidir değil mi? Evet, bazı uzun gelinlerimiz olsun çok önemsiyor. Evet. Duvağım uzun olsun, işte dantelleri yoğun olsun, ışıltısı bol olsun bol diye olsun onların tercih ettiği bir gelinliktir. Gerçekten de önemsenecek. Çok kabarık istemiyor bazı gelinlerimiz. Hı. Daha A kesim bir gelinliktir. Evet. Ay ay ay, bitar bu şeker gibi. Bu yıl böyle kır düğünlerimiz çok yoğun oldu. Evet. Hem rahat hareket etmeleri açısından. Ah, çok tatlı. Hem ayaklarına dolanmayacak. Böyle, evet, çok şık. Transparan vardır bunda da ama çok yoğun geçişleri yoktur. Yok, evet. Dantel var. Tülleri çok fazla görüyoruz bu sene. Evet. Bu da tamamen kokteyl düğünü düşünen gelinlerimizin ama tercih edeceği. Bu da olay bir şey. Peki o nasıl böyle içinde oturuyor da dışı böyle kum saati gibi bir, evet, çok özeldir bu. Çok güzel. Hem böyle bir kabarık bir gelinlik olsun hem de balık istiyorum ben diyen gelinlerimizin tercih edeceği. Çünkü öyle bir kararsızlık da yaşanıyor mutlaka, evet, değil mi gelinlerde? Evet, çok yoğun oluyor o istekleri. Acaba balık mı olsun, kabarık, evet, mı olsun? Onların, buyurun, tercih edeceği bir gelinlik. Hem balık hem kabarık. Evet. Çok güzel. Bu da yanıyor, yanıyor, yanıyor. Her yer iş. Tamamen. Ne deniyor buna? İstemiyorum. Bu balıktır. Şimdi şöyle bir kaldıralım mı? Yani ağır mı gelinlikler? Böyle ağır değil diyorsunuz. Çok güzel. Her yeri iş bunların. Evet. Şimdi tamamen gerçekten özel yapıldı. 6 farklı gelinlik modeli görüyoruz ve birbirinden güzel 6 kızımız gerçekten. Evli misiniz bilmiyorum kızlar ama çok yakıştı inşallah. Hayırlısıyla siz de evlenin güzel güzel böyle gelinliklerle. Şimdi çok önemli bir şey var ki seçimlerin nasıl olması gerektiği. Ne kadar önce karar vermeliler gelinler? Bence gelinler 3 ay öncesinden gelmeli. Gelinlik seçimlerinde. Çünkü isterseniz ortaya getirdim. Tamamen kararsızlık içerisinde kalabiliyorlar. Acaba öyle mi olsun, böyle mi olsun? O kararların değişmesi olabiliyor. Evet. Süreçte işlemeleri oluyor. Tek tek işleniyor. Eteklerin uçlarına kadar, evet, işleme vardır. İşleme. Zaten ağırlığı yapan da şu anda o, hemen görebiliyorum, evet, onu. Burada yine duvakları gördüğünüz gibi özel hazırlanıyor. Bunlar da tek tek işleniyor. Hı-hı. Ve ışıltılarıyla yoğun bir gelinliktir. Çok güzel. Tabii bizim kızımızın üzerinizde gördüğünüz gibi bu da aynı şekilde. Şöyle alayım seni de birazcık öne doğru. Tamamen eteklerin uçlarına kadar işlemeleriyle. Niye var altındaki tarlatanı gösterebilir miyiz? Zor tabii mu? Tabii yok, hayır, açabiliriz. Yani kaç yükselten kat? Beşli, evet, tarlatan var altında. Beşli tarlatan var, evet, gördüğünüz alt katında gibi. Bakın böyle bir şey giyiliyor altına. Bu gelinliğin kabarık olabilmesi için tarlatan. Onun üzerine çünkü merak ediliyor biliyor musunuz ki bunların nasıl giyildiği, gelinler bunları nasıl taşıyacak, ben onu taşıyabilir miyim, taşıyamayamaz mıyım, çünkü herkes, sizler modelsiniz şimdi, evet, ama evet, hafif mi, rahat mı? Rahat, ben rahat ediyorum. Rahat ediyorsunuz. Çok güzel. Bunun da seçimi çok önemli. Peki bunlar renkler nedir, gelinlik renkleri bu sene? Bu sene de geçen seneye göre daha kreme döndük. Biraz daha böyle kırık beyazların yoğun, hı-hı, olduğu bir gelinlikler oluyor ama üzerlerindeki taşları tamamen, söylemem gerekiyor ama, aynen, taşlarla yoğun kristal olduğu için taşlar, kristal taşlar var. Hı hı. İşlendiği vakit zaten onu tamamlayan bir renk tonu o elde ediyoruz. Peki aksesuarlara gelirsek, aksesuarlar çok ilgimi çekti. Büyük şapkalar var, taçlar var yine. Taçlar, şimdi, da çok heybetli taçlar. Yani kullandığımız kızlar? Değil değil mi? Onu dediler hemen direkt. Hiç de elleme dediler. Yani takamayacağım bir tane taç kafama. Peki ama aynı şekilde taçlar çok fazla. Şapkalar ve duvaklardaki işlemeler de oldukça fazla. Evet, yoğun onların oldukça, hı-hı, taşları ve üzerindeki incileri. Şimdi şapkaları neden tercih ettik? Kır düğünlerinde, açık, evet, mekanlarda duvak taşıması çok zor oluyor, çok biliyorsunuz. O yüzden de onların zorlanmaması için şöyle arkanı dönebilir misin tatlım? Şu şekilde hazırlıyoruz. Ay, İnci taneleriyle yoğun. Kurdelalarıyla duvak sistemi çok oluyor. Çok çok eğlenceli. Çok çok eğlenceli. Evet, evet, aynen.
Peki. Klasik oluyor. Çok şık. Gerçekten çok çok güzel. Şimdi gelinler düğün zamanlarında bir strese giriyorlar. Ben de zayıflamıştım bayağı. Gelinliğim her gittiğimde biraz daha daraltılıyordu. Evet, evet. Ne öneriyorsunuz bu dönemlerde gelinlere, gelin annelerine, yani, kayınvalidelere? Son 15 gün kala tekrar tek provayı alıyoruz. Hı hı. En azından hani ufak tefek bir şeyler olursa da orada işte daraltmalar. Bazen de şişmanlayabiliyorlar ya. Stresten yemek de yiyebiliyorlar. Tabii. Bilme ölçülerimde bir şey mi oldu falan oluyor kızlar ama genelde hani 15 gün öncesinden alıyoruz. Peki şimdi bu gelinlikleri giymek, karar vermek bir mesele, giymek başka bir mesele, taşımak da başka bir mesele. Onlara yön gösteriyor musunuz? Yani bu gelinliği şöyle bir ruhla taşımalısın, şöyle girmelisin. Bu yani da önemli. Hep tercihlerinde şöyle söylüyorum. Tabii onlar her geldiklerinde bir hayalleriyle geliyorlar. Tabii. Hayallerini anlatırken bir de vücut tipleri var. Onlara göre bir tercih yapmaları gerekiyor. En sonunda sorduğum tek soru var, mekan. Şimdi mekan da çok önemli. Atıyorum mesela bir kır düğününde kızımızın giyeceği bir gelinlikle salon düğünündeki gelinlik bir olmamalı. Doğru. Evet, bir hayal var ama mekan da önemli. Mekan da önemli. Mekana göre gelinlik seçimi dolayısıyla çok önemli. Çok vücut önemli. Tipi çok önemli. Ten rengi. Ten beyaz rengi tenli, yani. Beyaz giymeli mi mesela? Gelinlik bence biraz kırık beyaz daha iyi duruyor. Yani esmerde de, hı-hı, buğday tenlide de, hı-hı, bence kırık beyaz daha ağır gösteriyor. Evet. Peki taçlar mı daha ön planda diyeceğim, saçlar mı? Yani gelinlikte duvak çok önemli. Evet. Duvağı nasıl kullanacaklarına göre tacını da ona göre seçmeleri gerekiyor. Saçların yani çok fazla göz önünde olması ya da saçların çok belirgin olmasına gerek yok diyorsun ki burada da gördüğümde hep saçlar toplu. Toplanmış vaziyette, yüzü ortaya çıkarıyoruz. Değil mi? Taçlar yükselttiği için gelinleri... Genelde damatlar çok önemli orada seçimlerde. Tabii. Eğer ki aynı boydalarsa, evet, ona çok dikkat etmeleri gerekiyor. Lazım. Evet, ona dikkat ediyoruz. Her sorduğumda onu soruyorum. Damat uzun boylu mu, nasıl, evet, göremediysem eğer, hı-hı, aksesuarlarını ona göre tercih ettiriyoruz. Peki kış gelinlerine öneriniz? Şimdi yaz gelinler için baktığımda gerçekten uzun kollu ya da askılı olabilir. Fakat kışın özellikle kapalı salonlarda yapılan düğünlerde farklı seçimler söz konusu oluyor mu? Yani şöyle, altlarına kullandığımız kumaşları daha ziberlin kumaşları tercih ediyoruz. Daha kalın kumaşlar tercih ediyoruz. Altlarına kilotlu çoraplar hazırlıyoruz. Evet, çünkü özellikle dışarıda, evet, mesela çekim yapacaklarsa... Üşürler yani. Üşürler, doğru. Onlara göre tercihler yapıyoruz. Peki, şimdi... O kadar güzel bir iş yapıyoruz ki, evet, düşünsenize. Bütün genç kızların hayallerini gerçekleştiriyorsunuz. Evet. Kesinlikle öyle. Peki, şimdi bir de çok moda olan bir şey daha var ki, o da bir düğünde birkaç farklı gelinlik giymek. Yani çıkarken bir tane, sonra bir tane, evet, sonra partisi için bir tane. O moda devam ediyor mu? Tabii ki de devam ediyor. Damatlar biraz terliyorlar ama... Evet. O da çok. Damatlar için peki var mı öyle bir moda? Hayır. Değil mi? Damat tek damatlıkla, evet, en fazla terlerse gömlek değiştiriyor. Evet. bu da çok önemli. Evet. Peki makyaja mesela, saça, saç modeline, takılara, aksesuarlara onay veriyor musunuz, karışıyor musunuz diye soruyor. Yani ortak karar veriyoruz. Hı-hı. Saçlarda zaten duvak çok önemli olduğu için genç kızlarımızda gelinlikte özellikle duvak, evet, çok kıymetli. Duvağına göre tacını ayarlıyoruz. Dediğim gibi damat çok önemli. Çünkü yüksek taçlarda kızlar fotoğraflarda daha yüksek duruyorlar. Tabii. O yüzden tercihlerimizi ona göre ayarlıyoruz. Makyajı da dolayısıyla yine yönlendiriyorsunuz. Ben doğal makyajdan yanayım. Zaten gelin. Evet, çok güzeller. Yani taşıdıkları gelinlik de zaten o gecenin gözdesi o oluyor. Evet. Çok makyajlı yormasınlar kendilerini. Yormasınlar. Evet, bence de gerekiyor. Değil mi? Aynen. Böyle harika olsun. Hadi şöyle bir kez daha yürüyün. Şöyle bir kez daha görelim sizi. Bir hareketlensin. Bu güzel eserlerin diyeceğim. Çünkü her biri çok ince ince işlenmiş. Kızlar buyurunuz bakalım, sizi bir kez daha görelim. Tek tek baktığımızda her birinde ayrı bir detay göze çarpıyor.
kalabalık bir davetli topluluğunda tüm gece boyunca bütün gözlerin onun üzerinde olduğunu düşünecek olursak daha bir havalı oluyor. Havalı olması lazım gelinliğin bir özelliği. Baksanıza evet. Önden başka türlü ben bu sırtta inci taneleri böyle düğmeleri çok seviyorum. Çok hayalet gelinlik diyor. Biliyorsunuz bunlara. Hayal. Hayal tül oluyor. Çok güzel. Hayal tül. Evet. Sizinle günün sonuna geldik. Belki birilerinin böyle hayallerinde bir değişik bir şeyler bugün belirmiştir. Kim bilir belli mi olur efendim? Hadi önümüzdeki hafta görüşelim diyelim o zaman. Hayalleriniz hep sizinle olsun. Hoşçakalın. Hoşçakalın.